Ben de çok duygusalım bugün. Nedense bir Hayırlı depresifim şu olsun an. tekrardan. Sağ ol kardeşim. Abiler, ablalar, selamünaleyküm Doğuma kadar öncelikle. her şeyi Aleyküm yatırdım. selam. Selam. Ya Hoş keşke evinden geldin. fazlası gelse de Hoş sana bulduk ablam, yardım edeyim saygılar falan, sunuyorum. biliyorsun. Şu an var ya, Hayırdır bankada abim, böyle çalışıyorum partilemeci ama mi, nereye gidiyorsunuz ya, merakken soruyorum. Gelse haber et bana. Yok, buradayız Ya dedim birader. benden borç istedi, onu Ha, ödeyeceğim eyvallah ya. abi, kusura bakma vallahi. Ben Çalışıyorum ya. sabahtan beri Eyvallah böyle abi, bol sen tat de bol ederim. tat. Sıkıldım Şey biliyor gidelim, musun markete ya? gidelim. Sen Ve nerelisin kedir bakayım? alalım. Abim ben üzerine afiyet. Esenyurt çocuğuyum. Anladım Ama kardeşim. yani biz de yerine göre davranmasını biliriz. Anlatabiliyor muyum yani? Cahil Eyvallah, Cüheyla sanıp beni eyvallah. aşağılamayı rica edeceğim. Yok, aşağılamayız tabii ki. Şimdi abim bakıyorum, siz böyle bayağı cikis abilersiniz valla. Yengelerimiz de maşallah. Yani biraz böyle yanınızda eziliyorum, biliyor musunuz yani? Estağfurullah. Yani Ne o yahar. estağfurullah. Biz de Bir senin şey gibi diyeyim mi? Çok insanız da bir sonuçta. farkımız yok. Ben şu an yediğim Aynen dolaba bir aynen. yiyeyim dersin. Acır para verirsin bana mı? Abim vallahi var ya, façan yansın anasını satayım. Şerefsizim Bence var önemli ya. olan... Heh. Sen böyle çok delikanlı bir adama benziyorsun, biliyor musun? Böyle çok cikis bir adamsın sen ya. Yani estağfurullah demeyeyim, buna da öyleyim biraz, aynen. Hepimiz Sen ne bunlar demek? bilir. Ha? Şimdi yengem... Lüküs ne demek? Lüküs mü? Lüküs derken yani böyle cıkıs ve lüküs yani böyle bu abimiz Selam gibi Yeşim. böyle Selam. eli düzgün Selam. böyle bir Selam Yeşim. anlamda böyle endamlı giyinen abileri deniyor. Anlatabiliyor muyum? Tamam, öyle Anladım. mi? Dostum, senin isim neydi? İsmail. Af buyur abim. İsim neydi Benim senin? mi? Abim adım İsmail. İsmail. Biz de semçesiz oğlum. Sen ciddi misin ya? Aynen öyle. Tabii oğlum, Konya doğanlar ayıdır ama. Abim bak, sana yemin ediyorum. Zaten bir semt çocuğu, semt adamı böyle başka bir semt çocuğu, semt adamını böyle 5000 metre öteden tanır şerefsizim bak. Semt adamı izliyorsun da dün iyi bıçakladılar seni ha. Şimdi abim ben o konuları çok fazla dillendirmek istemiyorum, kusura Allah Allah. bakmazsan. Öyle bir olaylar, bir şeyler, bir şeyler mi? Anlat bakayım. Bir deştiler, bir oydular seni patates gibi. Hadi neyse. Şimdi abim patates tabii ki yani sevdiğimiz bir sebzedir ama yani beni öyle konumlandırman açıkçası biraz üzdü beni, yani biraz rencide etmiş Yani olabilir. sen yakışmaz patatessin şimdi. demiyorum sana. Anladın mı? Patates Anlayayım, gibi diyorum. anlatabiliyor muyum? Şimdi abim şöyle Bak söyleyeyim. benim de ağzımı kaydırıyor. Bak şimdi Böyle bağcılarla yalan geçtiğimiz söylüyor günlerde burada. çok affedersin abim sözünü, böyle balla kesmek suretiyle kestim, çok affedersin. Hadi bakayım. Bir tane böyle bir hanımefendi böyle gelmiş. Tabii ki yengelerim yani sizden güzel olmasın değildi zaten, böyle kara kuru bir şeydi, çok affedersin yani. Ondan sonra böyle gelmiş bana, böyle dik dik bakıyor. Dedim hanımefendi, bir sıkıntı mı var dedim. Ne olabilir sıkıntı dedim yani. Sonra dedi ki böyle, sen be gelir misin şurada konuşalım seninle dedi. İsmi de böyle garip grup bir şeydi, böyle B miydi, Bebi miydi, öyle bir şeydi, böyle Bebe miydi, öyle garip bir ismi vardı, affedersin. Baby mi adamı? Baby, ay ağzını öpsünler abim, vallahi Baby'ydi Baby, galiba baby. ya. Ağzını neden öpüyorsun adamım? Puh. Vallahi şerefsizim var ya, bu hanımefendi de aynı bu abimiz gibi konuşuyordu anasını satayım. Sonracığıma ne söyleyeyim? Bu hanımefendi beni böyle köşeye çekmek suretiyle köşeye İşte. çekti. Tam bununla Ne sohbet geldim? muhabbet şekli yapıyoruz. Tadım ya. Tamam. Sonrasında işte abim, bu hanımefendiyle konuşurken birdenbire böyle üzerime bir ağırlık çöktü anasını satayım. Böyle anlamadım, böyle gözlerimi bir açtım. Bir baktım doktor bey hesabı. Neyse, Beyni mi geçmiş yapmış olsun ona aklıma bir adamı. replik geldi, hatırlıyor musunuz Şafak? Şafak Ne Sezer'in. abi tam olarak? Af buyur abim, replik derken. Şey yani, izledin mi bilmiyorum da emmeli manya gömmeli mutfak hesabı var ya. O tarz konuşmuyor mu? Severiz abim tabii ki yani, biz de Anladı Çapak biliyor muyum abimizi severiz, yani? herkesi severiz anasını satayım. Mevcut mevcut. Şimdi abiler, öncelikle çok mutluyum. Sizin gibi delikanlı abiler ve yengelerim, siz de çok delikanlı insanlara benziyorsunuz. Saygılar sunuyorum. Böyle bir ortamda böyle çömelmekten dolayı çok mutluyum. Ne oluyoruz anasını satayım? Sinek sinek var, sinek. Beni çok Ankara seviyor. Kocamandı, kocamandı. Bir şey yok, o beni çok seviyor. Evet, Al. çok Delikanlı seviyorum. Vallahi abim Şey size oluyor. özeniyorum, biliyor musun? Bir kardeşin olarak söyleyeyim, daha 18'imdeyim. İnşallah senin gibi böyle helal süt emmiş güzel bir hanımefendi bulup ben de keyfime yoluma bakarım anasını satayım. 18 güzel yaşa olur. Olur. Eyvallah abim, o senin güzelliğin. Ben sende şey potansiyelini görüyorum ama. Buraya hızlı ayak uydurup kulağına küpe takıp böyle takım elbiseyle dolaşacakmışsın. Şimdi abim Onun yani hissiyatım var yani bir. sözüm tamamen meclisten dışarı olmak kaydıyla yani, küpe falan olsun yani, bunlar bizim şeklimiz değil, anlatabiliyor muyum? Tabi takana da saygı duyuyorum yani, ona da sıkıntı yok.
Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Ben de mesela Konya'da bana kimse taktıramazdı. Buraya gelince taktım. Biraz daha özgür hissettim kendimi. Böyle rahatladım. Şimdi abi orası tabii ki yani sen mi? Diyorsun ki sen diyorsun küçümensin, veletsin diyorsun. Götürünce, her şeye diyorsun. Götürünce görürsün. Yani aynen bir küpe mi takarsın diyorsun da ben bu konuda sana katılmamak şekli yapıyorum kusura bakmazsan. Yok kusura bakmam tabii ki canım ama yani bir gider be. Şimdi abim yani gider diyorsun gidere biz de gider alayına gideriz yani. Özellikle sizin gibi delikanlı abilerle böyle ölüme bile giderim çok affedersin de küpeye gitmem yani onu söyleyeyim. Ne olacak be küpe takmakta? Değil mi o ki? Hadi gidelim ya takılalım bir şey biraz olacak ya. Şimdi ablam senin sesin bana çok tanıdık geldi biliyor musun ya? Nasıl okay, ya? Arkanızdayım. Şöyle bir bakayım sana. Siz atla. Bu gözler falan filan. Gençler görüşürüz Allah emanetsiniz. Eyvallah abim kendine görüşürüz. Çok cici bakıyorsun. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi kalın kendinize. Yengem dikkatli kullan aman diyeyim çevirmeye takılma. Sıkıntı yok hallederiz. Eyvallah yengem saygılar. Adamım. Abim buyur ya. Sen dünkü meseleyi bir anlat bakayım böyle detaylı. Abim şimdi nasıl anlatsam sana böyle dediğim gibi neyi eksik söyledim diye düşünüyorum bir yandan. Şimdi ben böyle burada normal oturuyorum abim böyle takılmaca şekli yapıyoruz. Sonracığıma evet, işte adamım. Dediğim gibi müsaade var mı abim şöyle bir çömsem şuraya. Tabii ki adamım. Eyvallah cansın balsın valla. Gel şuraya otur yere yatma. Yok abim eyvallah ben böyle daha rahat ediyorum biliyor musun? Şimdi peki, şöyle söyleyeyim. Eyvallah abim. Ben burada böyle takılıyorum böyle. Yanımda böyle çeşit çeşit insanlar var. Sonracığıma ne söyleyeyim? Böyle bir tane hanımefendi dediğim gibi böyle. Çok affedersin böyle tabii ırkçılık şekli olarak algılama asla yani. Router açıcım amına koyayım. Ama yani böyle kara kuru bir şeydi anlatabiliyor muyum? Anladım anladım tanıyorum o kız. Tanıyorsun. Nereden tanıyorsun abim çok affedersin yani. Sen öyle bir insanlardan tanırsın. Denk geldik diyelim adamı. Şimdi abim tabii ki şehir küçük. Çok haklısın abim tabii ki denk geldi aman diyeyim abim vallahi çok böyle cadı bir insana benziyordu çok affedersin yani. Ne yaptı sana adamı? Şimdi abim yani o taraflar biraz karmaşık biliyor musun? Ben şimdi bu hanımefendiyle böyle bir takışmış gibi oldum anlamadım onu da neden takıştık anasını satayım. Böyle bana taktı kafayı anlatabiliyor muyum? Ondan anladım, sonra estağfurullah. Ondan sonra nasıl söylesem, bu dedi ki bana, gel dedi seninle bir konuşalım dedi. Sonrasında dedim, tabi hanımefendi sıkıntı yok dedim yani. Ondan sonracığıma, tam bununla böyle yürüyoruz abim, ahanda şöyle şu ilerlere doğru. Sonrasında böyle bir tane bir lavuk hatırlıyorum böyle hayal meyal böyle, arkamızda yanımızda böyle dolaşırken. Bilmiyorum şimdi konuya da hakim değilim böyle, sonra bir ağırlık çöktü bana, ne oldu anasını satayım o esnada bilemiyorum hiç. Sana baby mi sapladı? Şimdi abi sapladı falan yani bizi rencide edecek kelimeler. Lütfen biraz daha diksiyonumuza dikkat yani edelim. Soktu desem de aynı olacak adamım. Ne diyeyim şimdi? Yok abi estağfurullah. Sen başımın tacısın öncelikle. Bunu bilmeni istiyorum estağfurullah. Şimdi yani tamam, tabii bilmiyorum bana o anda dediğin gibi kim sapladı ne oldu yani. Ben de biraz gafil avlanmışım sanırım. Yoksa yani biz de boş değiliz abi anlatabiliyor muyum yani? Biz de yani Esenyurt'ta böyle az böyle çekmedik böyle çileri anlatabiliyor muyum yani? Esenyurt neresi adamım? Şimdi abim Esenyurt'u sana şöyle tarif edeyim. Mesela Amerika'nın San Francisco'su varsa düşün yani bizim de Esenyurt'umuz var yani başa baş anlatabiliyor muyum? Kumarlar mumarlar diyorsun. Şimdi abim şöyle söyleyeyim ben sana. Bizim yani o taraklarda çok fazla bizimiz yok yani. Tabii bizim lavuklar birkaç kere böyle şekiller şüküller yapmışlar ama ben çok fazla sevmiyorum. Karşıyım anlatabiliyor muyum yani? Benim anacım başımın tacıdır. O istemez böyle şeyler ben de girişmem yani. Anladım adamım. Baby'yi tanıdığım kadarıyla öyle bir şey yapacak birisi değil ondan dolayı detayını öğrenmek istedim. O arkandaki lavuk yapmış olmasın. Şimdi abim doğru söylüyor olabilirsin yani. O hanımefendi de yani sonuçta böyle bir şey yapacağını ben de düşünemiyorum yani. Özellikle yani hanımefendiyle konuşurken böyle bir şeyler oldu. Biz de yani o anda gafil avlanmayız anlatabiliyor muyum? Biz de yani bir şeklimizi yaparız. Biz de boş gezmiyoruz. En sevdiğimiz hayvan kelebek olabilir ama yani bıçakta da kelebek gayet sevdiğimiz bir şeydir yani. Anlatabildim mi? Anladım adamım. Hani baby benim kardeşim kanmışım sayılır. Doğruyu söyleyeyim şimdi.
Af buyur abim. Baby benim kardeşim sayılır. Kardeşim aynı diyorsun. Aynı mahalledeyiz. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim abim. Tabii ki biz hanımefendiler başımızın tacıdır. Yeri geldiğinde ellerini öpmesini de biliriz saygıdan yani. Anlatabiliyor muyum yani? Sonuçta benim de yani bacım var. Anacım var yani. Biz hanımlar bizden her şeyden önce gelir yani. Doğrusundur adamım. Şimdi sadece ama... merak ettiğim konu, baby böyle kolay kolay sinirlenmez. Ne demiş olabilirsin? Bir düşün. Şöyle düşünüyorum abim. Aramızda böyle bir sürtüşme oldu. Ben de ilk başta hanımefendiyi tabii tanımıyorum yani. Herkesin üzerinde adı soyadı TC'si imzası yazmıyor amına koyayım, çok affedersin yani. Dedim ben de hanımefendi, siz dedim biraz böyle çingenlere benziyorsunuz dedim. Çingenler de sevdiğimiz tabii ki insanlardır dedim. Ama yani biraz böyle kara kuru insansınız dedim yani. Böyle bir değişiksiniz dedim. Sonrasında... Ah be bebeğim, sevmediği sözler arasında yer alıyor. Sen ciddi misin abim ya? Ciddiyim. Şimdi yani tabii ki biliyorsun yani ben de kötü niyetli bir insan değilim. Anlamışsındır artık yani bu kardeşini yani. Anladım adamım, anladım. Şimdi abim ben de tabii öyle söyleyince bilmiyorum artık. Ona mı şalterleri attı yani, tam kestiremiyorum, anlatabildim mi? Yok, sinirlenir ama... Hani estağfurullah. İşi olur mu olmaz mı onu çıkartamıyorum. Bıçağı saplayan o muydu, başkası mıydı? Tüh. Ananı satayım, ağzıma ne girdi böyle. Şimdi abim şöyle söyleyeyim ben sana. Bıçağı bilmiyorum yani kim sapladı, onun o günahı boynuna artık yani. Tabii biz de yani bunun rövanşı olur mu olmaz mı bilemiyorum ama şimdi yani kime saplayacağımı da kestiremiyorum, anlatabiliyor muyum yani? Bizim de duygularımız incindi yani. Bak ben yani omuzlarımdan sırtlarımdan ağrıdan oturamıyorum yani, duramıyorum. Geceleri böyle sırt üstü yatamıyorum, anlatabildim mi? Anladım adamım. Lakin şöyle bir şey diyeyim. Baby ay, yapmış anasını olsa zaten gelir bize söylerdi. Şimdi abim tabii ki o baby... Ben babyyle bu konuyu konuşacağım. Ama çingene lafı sevmediği bir laf. Belli ki damarına basmış. Şimdi abim... Ama ne kadar damarına bassan da sana şöyle bir şey diyeyim. Gidip de bıçaklayacak birisi değil. Belli ki şehirde baby'yi seven birisi var. Hani bunu da benim araştırmam gerekiyor. Anlatabildim. Hani kardeşimizi kimler seviyor, ne yapıyor, ne diyor, bu tür adamlardan uzak tutmak gerekiyor. Anlatabildim. Şimdi ben seni tabii ki anlıyorum abim. Hiç sıkıntı yok yani. Biz seninle böyle frekanslarımız tuttu anasını satayım. Şimdi sen de delikanlı bir adama benziyorsun. Kendi böyle meşrebinde, kendi çevrende. Bir bakıma. Doğrudur. Şimdi tabii ki yani baby hanım dediniz değil mi? Yani baby'ydi ismi yani, yanlışlık olmasın. Evet, baby'ydi adam. Şimdi baby hanımefendi tabii ki bir yanlış anlama suretiyle beni yanlış anlamış olabilir yani. Aramızda böyle bir tutukluk olmuş olabilir ama bunlar tabii çözülmeyecek şeyler değil, anlatabiliyor muyum yani? Ayıkıyor musunuz? Adamım ben seni az çok anladım. Ben seni baby ile karşı karşıya getirir, ona göre barıştırırım sizi. Yanlış anlaşılma olduğunu söylerim. Ama benim merak ettiğim sana o bıçağı takıp kaçan. Şimdi o ben de bilmiyorum yani. Bir lavuk mu şey yaptı yoksa böyle birdenbire yani baby hanım mı böyle gafil avladı bizi, onu tam kestiremiyorum biliyor musun? Böyle geceleri uykuları erken uyuyorum, böyle diyorum bu lavuk kimdi diyorum, böyle gözümün önüne gelsin istiyorum. Peki, ama sana şunu soracağım, sırtından bıçaklandın zannedersem? Sırtımdan bıçaklandım yani... abim vallahi sırtımdan soktu anasını satayım. Bu biraz kahpeliğe giriyor adamım. Şimdi abim doğru söylüyorsun yani, bu kahpelikler de yani bizim şıklımız değil, anlıyor musun? Ben böyle genelde böyle bıçakları takarken, çok affedersin tabi takmak derken, bizimki yaralama şekli yani, aynı bu şekilde takılıyoruz biz de. Anladım. Ben de yani karşımdakinin gözüne bakarım abi, anlıyor musun yani? Çünkü racon bunu gerektirir yani, biz büyüklerimizden böyle gördük, anlatabiliyor muyum? Baby o sırada senin ne tarafında duruyordu? Onu hatırlıyor musun? Şimdi böyle düşünüyorum biraz. O sırada böyle karşımda duruyordu galiba sanırsam yani, tam hatırlayamıyorum ama karşımda olması lazım diye düşünüyorum. Karşında duruyorsa demek ki baby yapmadı adamı. Şimdi mantıken tabii yani bu karı yani, çok affedersin hanımefendi diyecektim yani abim. Ahtapot değilse böyle 8 tane kolu yoksa tabii mantıken arkamızdan sapladılar yani. Şimdi o zaman şeklimi böyle düşünüyorum, o anda neredeydim, karşımdaydı sanırsam ya. O zaman geriye tek bir lavuk kalıyor amına koyayım. İşte ben de onu diyorum.
Baby B'yi ondan da korumak lazım doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi ben o lavuğu merak ettim mesela kim diye. Şimdi abim ben de bir şey söyleyeyim yani. Bugün sana arkadan saplayan yarın bize de saplar. Şimdi çok doğru konuşuyorsun abim öncelikle yani beni aydınlatıyorsun. Saygılar sunuyorum sana. Şimdi düşünüyorum tabii ki yani bugün bana yarın sana çok haklısın. Ben de diyorum bu baby hanımın bir telefon şekli falan var mı? Ben bir numarasını alsam, bir gönlünü alsam, bir konuşsak kendisiyle yani. Ben onu seninle buluştururum adamım. Sen ver numaranı. Vereyim abim tabii. Ben de böyle telefonuma bir bakayım şöyle. Şimdi yazıyor musun abim? Yazıyorum abim. 840 385 evet. Senin isim neydi adamım? Şimdi abim benim ismim İsmail. Sen bana kısaca ISO diyebilirsin. Sıkıntı yok yani. Neyse adın odur adamım. Senin isim neydi abim? Benimki Didi. Didi. Vay evet. Anasını satayım. Çok şekil bir isimmiş biliyor musun valla? Sanırsam bir Ice Tea midir nedir onun markasıymış. Didi. Türkiye'de. Biz valla bizim lavuklarla tüketiriz böyle şeyler biliyor musun yani severiz. Özledim de keratalar anasını satayım. Burnumda tütmek hesabı. Sen de benim numaramı kaydet istersen ya da mesaj mı atayım? Sen bana bir mesaj çak abim. Şimdi vallahi ellerim ter içinde anasını satayım. Tamam adamım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İsmimi attım adamım. Eyvallah abim. Cansın balsın. Sana saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi o adamı bizim de bulmamız lazım. Hani kimdir, nedir? Şimdi hani abi çok doğru söylüyorsun saplayan. Yani. Ben de böyle elimden geldiğince size yardım etmeye çalışırım. Anlatabiliyor muyum yani? Uzaktan bir dost eli uzatırım yani. Tamamdır adamım. Kulağına bir şey çalınırsa bir mesaj çek. Şimdi kulağıma bir şey çalınırsa sıkıntı yok abim. Direkt sizde yani. Tamamdır adamım. Biz her zaman buralardayız. Hatta bizi ziyaret etmek istersen Grove Street mahallesine gelebilirsin. Eyvallah abim. Sana diyorum dostluğumuzun nişanesi olarak böyle çantamdan ne ikram edebilirim? Şöyle bir bakıyorum. Bir kuru yemiş olsun, bir bira olsun, şarap olsun istediğiniz bir şey varsa şeklini yapabilirim şu anda yani. İçinden ne geçiyorsa adamım. O zaman şöyle bir kuru yemiş vereyim sana abim ya. Abim biraz daha uzat böyle avucunu daha çok vereyim ya. Şöyle bol bol ye de böyle biraz vitamin hesabı anlatabiliyor muyum? Böyle çakıklarımız açılsın. Anladım adam. Eyvallah abim ben gidiyorum müsaadenle o zaman. Tamamdır. Lakin üzüldüm sana. Hani kim bu o kahpeliği yapan arkandan bıçaklayan? Çok merak ediyorum doğrusu. Şimdi ben de o lavuğu merak ediyorum biliyor musun? Sonuçta yani mezar taşında kimin ismi yazacak yani. Bunlar hep merak konusu yani. Yani arkadan bıçaklamak da neymiş? Sırtına bıçaklamak. Sorma abim ya. Ulan amına kodumun lavuğu. Sen geliyorsun bana böyle şekil yapıyorsun da bari arkamdan takma yani. Anlatabiliyor muyum? Haklısın adamım. Dediğim gibi onu bizim de bulmamız gerekiyor. Bugün sana yapan yarın gelip bize yaparı. Çok demek doğru söylüyorsun abim. Demek ki baby'yle ilgili bir düşünceleri var. Baby'ye yaklaşana böyle bir şey yapıyor. Şimdi abim baby'nin bu... Baby'nin de yakın arkadaşlarıyız. Kardeşleriyiz. Yanına gittiğimizde bize de mi saplayacak yani? Vallahi abim çok doğru konuşuyorsun biliyor musun? Yani her kelimenin altına imzamı çakıyorum yani. Şimdi bu baby hanımla diyorum yani bizi görüştürme şansın olursa hakikaten çok kıyak olur yani. Yalnız o çingene lafından dolayı özür dile ondan bir. Şimdi abim ben sana şöyle söyleyeyim. Biz tabii ki yani hatalarımızı yaparız. Sonuçta yani insanoğlu kuş misali anlatabiliyor muyum? Hata yapmadan konamaz bir yere yani. Ama yani sonuçta hatamızdan dönmesini de biliriz. Biz delikanlı adamız. Biz yani böyle gördük. Anlatabiliyor muyum? Haklısın adamım. Zaten bazı hatalar eğer ki hatalıysan büyüklük gösterip özür dilemek de gerekir. Eyvallah abim. Cansın, balsın seni saygıyla selamlıyorum. Kendine çok cici bakıyorsun. Sen de adamım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere abim ve sen kalın. Geçemedim amına koyayım. Her yere de araba park etmeyeyim. Bu ne lan?
Evet arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ulan var ya, o kadar stres, Bahadır'ın yayının başından beri olanlar ne demek istediğimi anlarlar. O kadar stresin şeyin üzerine hakikaten rol yapmak şu an çok güzel geldi. Sabahtan beri bir şeylerle uğraşıyoruz ya. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sabahtan beri Türk Telekom var. Ay şey gelmiş. Betoş'um gelmiş. Betoş'um hoş geldin. Şimdi nefesim kesildi amına koyayım. Çok mu hızlıydım lan? Ya ben normalde hızlı konuşuyorum zaten. Biraz kendimi rollerde de frenlemeye çalışıyorum bazen ama o böyle akışına bırakıyorum ya böyle. Sanki böyle şeyden yuvarlıyor gibiyim. Böyle bir yokuştan. O yüzden hızlı 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 gelebilir bazen. Ama tarzım bu yani. Ona yapacak bir şey yok. Banka çok çekirdek kola yap abi, sohbet edek. Çekirdek kola yapacağımız zamanlar gelecek ya. Karakter 10 üzerinden 10 ya. Çok teşekkür ettim. Çok sağ ol. Abi taramalı adamsın ha. Eyvallah. İyi bir şey sanırım bu. Mesaj gelmiş. Ha, adam atmıştı mesajı. Evet. Birilerini arayayım şöyle. Tuan ablam buralarda. Cenk var. Aa bizim iş vardı lan. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakınız. Ulan kimseye ulaşılamıyor ya. Alo, selamünaleyküm abim, nasılsın ya? Aleykümselam. Ne yapıyorsun oğlum? İyidir abim vallahi. Bir dedim böyle Yaşar abimizi arayalım bakalım, bize bir ekmek kapısı çıkmış mı, ne olmuş anasını satayım. Oğlum ekmek kapıları öyle kolay açılmıyor. Abim vallahi tek umudum. Ne ekmek kapısıymış bu? Şimdi abim şöyle söyleyeyim sana yani. Cep delik, cep ondan daha delik anasını satayım. Artık hazıra dayanmıyor biliyor musun? Acilen böyle bir nakit akışını sağlamam lazım. Vallahi nakit akışını ben sana şu günlerde sağlayamam. Ha, yakında belki ararım ama. Şimdi öyle diyorsun. Şimdi abi, yani Yaşar abim sana bir isim vereceğim birazdan yani. Şöyle söyleyeyim. Bir tane abiyle böyle geçtiğimiz günlerde böyle denk geldik, çok affedersin. Sonrasında dedi ki sana, dedi ben bir iş çözdüm dedi. Sıkıntı yok dedi. 5000'e var mısın dedi. Ben de eyvallah abim dedim. O günden beri böyle çok affedersin abi. Arazi oldu amına koyayım, çok affedersin. Kim abim o? Şimdi ismi... İsmi neydi anasını satayım? Altan'dı galiba anasını satayım ya. Bu güvenilir bir abi. Sen böyle piyasaya hakim bir adama benziyorsun. Yani Altan dediğin adam eğer Altan Durgun'sa ona güveneceğine, taşacaklarına güven daha iyi kardeş. Sen ciddi misin abim ya? Yine mi anasını satayım? Roboşata'ya geldik ya. Oğlum iki tane mücevher için yani çıkardığı olayları bir bilsen adamın zamanında. Kahvenin teki, ona güvenilmez. Vay amına koyayım. Vallahi biz de abimiz diyoruz, böyle saygılar besliyoruz. Lavuğa bak, bizim için yapıyor. Sen yanlış hareket ediyorsun. Bak ben seni uyardım. Bak sen bana konuşuyorsun. Bana güveniyor musun? Abim sana sonuna kadar güveniyorum. Ayıp ediyorsun yani. Güvenmeyeceksin oğlum. Sen bana niye güveniyorsun? Şimdi ne Yaşar abi. Ne güveniyorsun bana? Kolpa atmadığımı ne bildin benim? Abim sana şunu söyleyeyim. Çok haklısın bu arada ama biz de ne yapalım abim yani. Anamız bacımız uzaklarda yani. Çok affedersin, peder beyler böyle mapushanelerde. Biz de güvenecek tamam, bir tamam, abi arıyoruz yani sizin gibi. Dikkatli hareket et. Bak benden şu an bir şey bekleme. Sen beni tanımıyorsun, ben seni tanımıyorum. Ha ne var, Altan'a anlattım mı? Anlattım. Neden? Çünkü bunu herkes bilir. Yani ona güveneceğine git taşacaklarınla iş yap, onlara güven kardeş. Şimdi bu kadar net konuşuyorsun abim. Yani senin de lafını çiğnemiyorum bu bakıma yani. Sen o güveni bana verdin, anlatabiliyor muyum yani? Oğlum böyle bir... istiyorsan çiğne. Adam seni köpeğe etmeye çalışır sonrasında. Ne yaparsan yaparsın, sana kalmış. Şimdi abim yani bir bizde yani köpeğe etme... Yengem şuradan geçebilirsin. Heh. Abim bizi yani köpeğe etmeye çalışanları da biz de hırlamasını biliriz yani, böyle boyundan dalmasını biliriz, çok affedersin. Tamam işte oğlum, hırlarsın da bu adam böyle, senin var mı çevrende arkadaşın, kardeşin? Şimdi abim böyle sizin gibi abilerimiz sayesinde 3-5 kişiyi tanıyoruz yani böyle kendimize. Ama öyle değil işte, bir olayın çıktı mı senin için gelebilecek kaç kişi tanıyorsun? Şimdi abim düşündüğünüz zaman haklı konuşuyorsun galiba anasını satayım, böyle koskoca şehrin ortasında yalnızmışım amına koyayım, şu an yüzleşiyorum bununla. Ya ben seninle niye konuşuyorum sanıyorsun yoksa? Oğlum aynı şeyleri biz yaşadık zamanında, sen aynı hataları yapma diyorum.
Şimdi yani Yaşar abim, sen diyorsun ki herkese böyle güvenme diyorsun, böyle güven çekme diyorsun yani. Sen oynayacaksan da akıllı oynayacaksın. Sen eğer iş istiyorsan ben sana çok iş ayarlarım. Ben sana büyük iş ayarlarım ama önce seni bir tanımam lazım. Sen kimsin, ben seni bilmiyorum. Vallahi yani. Anlıyorum abim, çok doğru söylüyorsun yani. Tabii ki aramızdaki bu güven köprülerinin bir an önce inşa edilmesini çok isterim abim, yani. Güven köprülerini falan boş ver. Akıllı adamın işi lazım burada. Güven sadakat burada çok iş yapmaz. Sen akıllı olmayı bir öğreneceksin. Akıllı olduktan sonra burada her kapı açılır sana. Sen kendi kapını da açarsın. He diyorsan ki sen bana önce bir kapı aç. Ben o kapıların nasıl açıldığını öğreneyim. Ben sana bir kapı açarım. Ha, ama olur da sen o kapıyı yanlış yönde kullanırsan bir daha da çıkamazsın o kapıdan, haberin olsun. Şimdi abim çok teşekkür ediyorum öncelikle bu kol kanat germe hesabını, yani çok hoşuma gitti. Sizin gibi abilerimiz sayesinde yani biz de yükseleceğiz zaten. Bu kol kanat demeyelim oğlum, ben sana iş vereceksem de hayrına vermem. Babamın hayrına niye vereyim? Burada ikimiz de bir şeyler kazanacağız. Yok abim. Anladın mı? Doğru söylüyor. Tabii ki abim, yani biz de abilerimizden yani gördük yani böyle zamanında, yani çok haklısın, doğru konuşuyorsun. Aynen öyle kardeşim, bak şunu unutma, birisi sana durduk yere bir iyilik yapıyorsa vardır onun arkasında bir şey. Şimdi böyle aslına bakarsan böyle sen benim böyle bütün çakralarımı şu an böyle açmış oldun abim vallahi. Bu adam bende diyorum yani bayram değil, seyran değil yani. Hiç böyle düşünmemiştim tamam, anasını satayım. O zaman ver bana konumunu, ben sana bir dökeyim anlatayım ne istiyorsan, gel. Abim ben vallahi şu anda motelin oradayım yani, böyle takılıyorum. Mango Motel. Tamam. Sen nereye geçiyorsun biliyor musun şimdi? Araban var mı altında? Arabamız yok ama yani böyle taban turizm, anlatabiliyor muyum? Ya da bir taksi şekli yaparız yani. Bekle, ben seni alacağım Mango'nun oradan. Eyvallah abim. Telefonu sen kapatırsan sevinirim vallahi. Biraz sıkıntı tamam, da benim telefon. Tamam, işim var. 2 dakikaya oradayım. Hadi kapat. Tamamdır abim. Görüşürüz. Saygıyla selamlıyorum seni. Telefon seslerini duyamıyorum. Tüm yayıncılar da böyle. Amanın basma ya, gelmez. Ses ne oldu? Çok mu sıkıntı? Ya onu ben ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ses bana da bir yerden geliyor. Onu öyle ayarladım. Yani normalde iki taraftan da ayarlanıyormuş. Size de mi öyle geliyor o zaman lan? Mantıken. Allah Allah. Çok kötü değil inşallah. Ses güzel. İyi o zaman, güzel, tamam. Vallahi biz herhalde bir göt kavgasına gideceğiz. Sorun mu var seste? Bilmiyorum ki Fırat, var mı sorun? Sen söyle. Şehir çok hareketli bugün adamım. Sorma anasını satayım abi. Merkez bir koşturma içinde anasını sattığımın yerinde. Kimse oturup bir sohbet edemiyor. Şimdi ben de böyle çok saygıdeğer bir abimle konuştum. Onu bekliyorum. Anladım adamım. Bakalım abi, çok karmaşık işler anasını satayım. O diyor şuna güvenme, o diyor sen diyor yanlış yoldasın diyor. Çok tuhaf tuhaf meseleler, anlatabiliyor muyum? Sen bilirsin adamım, ben sana yardım etmeye çalışıyorum. O adamdan ben de şu an aşırı derecede tilt oldum o adama. O adam derken abi mahpuyur, hangi adamı kastediyorsun? Seni arkadan bıçaklayan var ya. Yok abim, benim gündemimde böyle her satır başı değişiyor, her saat başı satır değişiyor anasını satayım. Ben de değişmiyor, şu an takılı kaldım onu. Şimdi abim öncelikle bu mevzuyu bu kadar düşünmen çok hoşuma gitti. İnceden yani böyle bir içim güzel oldu biliyor musun yani sana karşı. De anladım adamım da, yani arkadan doğru bıçaklamak kahpelik. Çok doğru söylüyorsun abim de, yani bu kahpelikleri ben şimdilik ikinci sayfaya atıyorum. Şimdi benim daha önemli meselelerim var yani. Ceplerim artık böyle bomboş kaldı. Sinekler uçuyor, anlatabiliyor muyum yani? O durum bende de var adamım. Şimdi bakalım abim böyle. Bir bakıyoruz, bir Altan abiyle böyle bir konuşuyordum böyle. Bir Altan diye bir abimiz vardı. Şimdi başka bu bir abiyle konuştum. Sahibi değil mi? Deli balık. Vallahi o kadar bilemiyorum abi. Çok fazla yani hakim değilim konuya. Başka bir abimiz dedi ki sen dedi o adama güvenme dedi. O adam dedi biraz ters o bir adam dedi. Şimdi kafam karıştı yani. Dün onunla konuştuk. Bir muhabbetimiz oldu da gayet güzel bir adamdı yani. Samimi bir adamdı. Şimdi tabii abi sen de yani farklı bir perspektiften, farklı bir böyle pencereden bakıyorsun tabii ki. Ama kime inanacağımı şaşırdım amına koyayım yani. Bilemiyorum şu anda. Kafam çok karışık. Biz de şehre yeni geldik biliyor musun adamım? Her ne kadar Grove Street bizim mahallemiz olsa da Los Angeles'taydık. Yeni geldik buralara. Biz de kimin ne olduğunu bilmiyoruz doğruyu söylemek gerekirse. Ama bize doğru takınılan tavırlara bakarsak Altan denilen adam gayet ılımlı, güzel davrandı bize.
Vay amına koyayım, çok affedersin abim, yani duruma söylüyorum yani. Şimdi yani baktığın zaman sen yani diyorsun ki bu Altan diyorsun çok da güvenilmez bir insan değil diyorsun, yani haksız mıyım? Öyle. Şimdi mesela abi... İbiş diye birisi var. Bizim bu konuşma tarzımızla bayağı bir dalga geçmişti. İbiş diye isim mi olur amına koyayım, oyuncu kendisine baksın ya. Hiç sorma. Şimdi abim yani ben de böyle biraz böyle şey kalmak istemiyorum yani. Şampiyonlar Ligi'ndeki böyle Esenyurt Spor gibi kalmak istemiyorum, şaka edersin yani. Biz de oralarda top koşturmak istiyoruz yani, kabiliyetimiz var, anlatabiliyor muyum? Anladım adamım. Şampiyonlar Ligi bu Avrupa'da oynanan da değil mi? Abim sen şimdi örnek de ona mı takıldın amına koyayım, çok affedersin yani. Evet ona takıldım adamım, bilmiyorum. NBA'yi desen anlayacağım. Ay anasını satayım. Vallahi örnekleri böyle oturtursak seninle böyle daha ileride güzel güzel konuşabileceğimizi düşünüyorum yani. Bence de öyle olacak. Ama senin oralarla benim buralar arasında fark olduğu için bazen frekanslar uymuyor zannedersin. Haklı söylüyorsun abim vallahi, çok güzel söylüyorsun. İnşallah onu oturtacağız. Sen bu arada bizim bu Yaşar abi hakkında ne düşünüyorsun? Tanımış mısın kendisini? Tanıyor musun? Yaşar? Bu şey Black Vegans. Tam olarak bilemiyorum yani hangi aşirete mensup. Oralara hakim değilim anasını satayım. Bu Southside'da takılıyor değil mi? Şimdi ona da çok hakim değilim yani. Biz yani daha çok bu civarlarda, bu muhitlerde görüştük yani. İşte onu diyorsan pek bir bilgim yok. Onu anca Boogie var bizim. O bilir. Sizin de maşallah aileniz bayağı kalabalıkmış anasını satayım. Tabii Boogie bizim ailemizin karar verenidir. Ay anasını, size demek ki bir çekirdek kola tutsam amına koyayım iflas ettim lan. İşte öyle bir şey düşünme. Gel ziyarete ama bir şey tutmaya çalışma. Zengin girip fakir çıkarsın, farkında olmazsın. Vallahi çok doğru söylüyorsun abim vallahi. Çok güzel konuşuyorsun biliyor musun? Bak ben burada kimseye bunu söylemem. Seni sevdim. Hele hele o arkandan yediğim bıçaktan dolayı sana da böyle bir saygım var. Hani bir kahpelik olmuş. Eyvallah abim, cansın balsın vallahi. Şimdi yani tabii ki ben de çok fazla böyle bıçak yemeyi sevmiyorum yani. Günlük rutinimde böyle beslenme şekli yok. Ama yani bıçağımız yediysek de yani artık ona göre bir şeklimizi, bir tavrımızı almak zorundayız yani. Çok doğru söylüyorsun. Aynen öyle adamım. Bu lavuk kim amına koyayım? Bilmem. Böyle siyah siyah camların altından da böyle bizi mi kesiyor anasını satayım? Ben mi geliyorum abim, sen mi bekle? Bence o kadar yükselme ona adamım. Yok estağfurullah abim yani, sadece sorudan neymiş ne diyeymiş. Selam. Vay anasını satayım abim, ne yapıyorsun ya? Güner abi, abi. Geliyorum abim. Abim görüşürüz, ben bir ufak bir toplantı şekli yapıyorum, kendine çok cici bakıyorsun. Görüşürüz adamım. Kendine dikkat et. Bir haber alırsan haber et. Eyvallah abim, görüşmek üzere. Ne yapıyorsun kardeş? Abim ne yapayım vallahi, burada böyle sohbet muhabbet çekti yapıyoruz abimle. Sen ne yaptın, nasıl gidiyor ya? Hayırdır akayım de. Şimdi vallahi geçenlerde böyle bir sırtımdan bıçak yeme bir mevzusu yaşadım biliyor musun yani? Onunla alakalı konuşuyordum. Ha anlattın sanki bir şeyler. Bir kadın mı bıçaklamıştı, bir şey almıştı sanki? Şimdi o konular biraz muamma abim yani. Kadın mı bıçakladı yoksa başka bir lavuk mu bıçakladı? Orayı tam oturtamıyoruz ha, yani. Karambol yani. Karambole roboşataya kalktık i̇şte, anasını satayım. İsmin neydi kardeşim? Af buyur abim. İsmin neydi? İsminle hitap edeyim. Abim İsmail ben, İso. İsmail, İso mu diyeyim İsmail mi diyeyim? Fark etmez abim, sen yani bana nasıl seslenir? Sen öyle seslen, nasıl sıkıntı yok. İso olabilir abim yani, semte de böyle bir gidip gelirim yani. Tamamdır İso'cuğum. Şimdi bak kardeşim, beni tanıyanı tanımayanı, seveni sevmeyeni herkes bilir. Ben de bu şehirde abim de vardır, Igor, tanışmışsındır belki. Igor diye bir isim hafızamı yok diyorum abim, Igor bilemiyorum şu an valla. Böyle bir baron edasıyla gezer kendisi. Belki öyle düşünürsen baron bilirsin. Baron diyorsun, çok cikis bir abiymiş valla. İnşallah tabii tanışmak nasip abim olur yani. Şimdi biz bu abimle kardeşim vakti zamanında buralarda böyle çok ezildik. Bunu da herkes bilir, şöyle gizlimiz saklımız yok bu konularda. İşte o yüzden sana böyle bir şey yapıldıysa bu biraz beni de ilgilendiriyor, yalan değil. O yüzden sana iş yaptırmaktan çok iş yapmayı öğretebilirim belli noktalarda. Yol açarım anladın mı, sonra bırakırım, istediğini yaparsın.
Şimdi... Ama şimdi İso, ben sana şöyle söyleyeyim. Bu geçen yıllarda benim çevremi çok geliştirdim diyelim. Benim kulağıma çok kuş ötüyor diyelim. Şimdi olur da benim kulağıma bir kuş öter. Der ki İso böyle böyle. İso'da bir terslik var. O zaman İso ben seni bırakamam. Anlatabiliyor muyum? Çok net anlıyorum abim yani. Sıkıntı şimdi yok. Şimdi mesela İso ben senin durumunu görüyorum. Mesela diyorum bu adamın kanı hızlı akıyor ama hani acaba olması gerekenden de mi hızlı akıyor diyorum mesela. Şimdi, durduk yere niye İso beni arıyor diyorum mesela. Şimdi abim ben sana şöyle söyleyeyim. Öncelikle selamünaleyküm tekrardan. Aleykümselam. Şimdi bizim kanımız tabii ki yeri geldiğinde böyle gençliğinler diye heyecanla hızlı akar ama yeri geldiğinde ileride çevirme var deyip böyle yavaşlayabiliriz yani. Kan akışımızda sıkıntı yok, onu seni şaşırtmasın. Bizde yani böyle anlıyor musun böyle kulağımda şu an Şampiyonlar Lig müziği çalıyor yani resmen böyle. Çok heyecanlıyım böyle, farklı bir arenada olduğumu hissediyorum. Anlatabiliyor muyum abi? Çok heyecanlıyım bu yüzden de. Allah Allah. Benim tersim bile düzdür abim, senin için sıkıntı yok yani. O konuda hiç şüphen olmasın yani. Biz abilerimize saygılıyız ve bağlıyızdır, hiç problem yok yani. O zaman İso'cum ben şimdi sana bir numara çakacağım. Eyvallah tamam abim. Sen o numarayı müsait bir zamanda arayacaksın. Evet. Ben sana bir satış mı yaptırırım? İş mi öğretirim? Onu senin tercihine bırakacağım. Tamam mı? Şimdi abim eyvallah, nasıl derler yani? Etim senin, kemiğim daha çok senin abim. Ne yaparsan yap yani benden. Oğlum bak, ben sana söyleyeyim. Sen bana niye güveniyorsun? Tanıyor musun beni? Bana güvenme. Şimdi sana şöyle söyleyeyim abim. Biz yeri geldik yani çatısız yattık. Yeri geldi aç yattık. Hayat şartları böyle insanlara güvenmeye zorladı yani. Bak ben ne diyorum ki? Bana güvenme. Bana güvenmediğin gibi benim kadar tanıdığın hiç kimseye güvenme. Yersin tokadı. Çok bak, doğru söylüyorsun abim valla. Bu şehirde kimseye güvenilmez kardeşim. Sen yarınını düşünerek hareket et. Anladın bak, sen böyle şeysin. Mesela yalan değil. Ben böyle hani o kadar hızlı yükselemem, anladın mı? Ben dikkatli davranmak zorundayım. Böyle konularda dikkat ederim. Sen biraz daha böyle direkt dalabiliyorsun mevzulara. Bu bazen iyi bazen kötü bir şey, bak bana soracak olursan. Hani beni şey olarak düşünme şu anda. Ben şu anda bir abilik bir şey yapmıyorum. Ben sana bir arkadaşın olarak hani bildiklerimden anlatabileceklerimi anlatıyorum. Eyvallah abi. Cansın balsın valla. Ben de tabii ki abim yani sizin ya, sizin gibi abileri görüyoruz. Onların ışığında gitmeye çalışıyoruz. Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Şu an sen burada... Sen kaç yaşındasın? Belki aynı yaştayızdır biz. Abim ben 18 yaşındayım üzerine. Yok, afiyet. Değilmişiz, tamam değilmişiz. Yani şimdi vereceğim numaraya müsait bir zamanında mesaj atıyorsun. Estağfurullah. Eyvallah abim, sıkıntı yok, alayım numarayı. Ben sana mal da getiririm gerekirse. Bir şey de yaparım, anladın mı? Anladım abi, sıkıntı yok valla. Ama dediğim gibi bak İso, yarın öbür gün senden başıma bir şey gelir. Hani bu işin de ritüelidir. Bırakamam seni, anladın mı? Abim ben sana şöyle söyleyeyim. Tabii ki yani biz de sizin kadar olmasa bile az çok abilerimizden bir şeyleri görmüş adamız yani. İki kere çok üzerine afiyet böyle araba şekli yaparken böyle polislere enselendi. İki kez mapus yatmışlığım var üzerine afiyet. Ama şimdi şunu söylüyorum. Tabii ki abim yani sen bana haklı olarak diyorsun ki buraya girişin vardır. Şeklini eğer koyamazsan yok, giriş, çıkışın olmaz giriş, diyorsun. Giriş çıkış değil. Giriş çıkış değil. Sen benimle karşılıklı bir iş yaparsın diyelim ki, anladın mı? Anlıyorum abi, çok net sendeyim. İkimizin de menfaatin olur. O işi ben de patlatamam, sen de patlatamazsın. Yani... Ben de sonuçta o işe giriyorum, sen de giriyorsun. Ben çıkamıyorsam sen de çıkma, anladın mı? Abim ben şöyle söyleyeyim, bizde güvenlik esastır abim yani. Önce biz yani seni çıkarırız, anlatabiliyor muyum? Bir uçaktayız diye düşün yani. Gerek yok İso. Kendini düşün. Sen kendini düşün, menfaatlerini düşün. Önemli değil, biz burada bak ben şey değilim. Bak tipimde hiçbir mafyatik bir tip var mı kardeşim benim? Estağfurullah abim, valla manken gibi adamsın. Ben sevdiğim kardeşlerimle yaşayan, estağfurullah ben sevdiğim kardeşlerimle yaşayan bir insanım. Benim öyle sadakat her şeyin üstündedir. Bilmem ne en üstündedir. Böyle dertlerim yok kardeşim. Sen akıllıca olanı yap. Bana yeter. Benim işim akıllı adamla. Akılsız adamla işim yok. Eyvallah abim. Biz de yani anlıyor musun? Ben de yani kendime tabii ki yani bazı olacak bir patron olabilir ama ben öncelikle bir abi arıyorum yani. Böyle sizin gibi böyle sevecen abiler arıyorum. Anlatabildim mi? Elimizden tutsun işte yani. Ben sana birkaç şey anlatabilirim. Birkaç iş öğretebilirim. Hani basitinden başlarsın, anladın mı? Önce bir risksizlerinden başlatırım. Sonrasında yavaş yavaş baktık sen bu işleri kavruyorsun, iyi yapıyorsun. Ben sana başka işler de öğretirim. Öyle öyle zaten beraber iş yaptıkça güven dediğin şey de yerine oturur.
Anladın mı? Sevgi dediğin şeyde yerine oturur. Ama ondan öncesinde bana güvenme. Estağfurullah. Eyvallah abi. Altan dedin. Ona da güvenme. Veya başka birisi. Güvenme kardeşim. Tanımadığın adama güvenme. Yakarlar seni. Bak biz zamanında neler çektik sen bilemezsin. Sağa sola sor. Belki az çok anlatırlar. Anladın mı? Ben senin tanımadığımdan iyiliğini düşünüyorum. Şimdi abi teşekkür ederim. Öncelikle yani ben senin müfredatını sevdim. Yani tabii ki senin derslerine girmek, senden feyiz almayı çok isterim öncelikle. Bunu söyleyeyim. Şimdi yani diğer konumuza gelirsek bu Altan abiye ben böyle çok ne yalan söyleyeyim bir kanım ısındı en başta be. Çok seveceğim bir abimiz gibi görünüyordu. Dedi sana böyle bir iş çözerim dedi. Sevebilirsin. Adamı sevebilirsin. Buna bir şey demiyorum. Sadece bak bana bile güvenme diyorum. Neden? Bana güvenme, ona da güvenme veya başkasına da güvenme diyorum. Kim kimdir bilemezsin diyorum. Anladın mı? Tanırsın. Tanıdıktan sonra güven. Altan'a güvensen ne, güvenmesen bana ne kardeşim? Anladın mı? Altan beni ilgilendirmez. Anladım ben... abim, sıkıntı yok yani. Sen diyorsun pozisyonunu hani iyice almadan bile... gol kovalama diyorsun yani. Yani ben seninle böyle şey havasını gördüm. Vakti zamanında bize ezenlerin bize ezdiği zamanki havaları gördüm. Aynı şeyleri yaşama istiyorum. Bundan ibaret. Yoksa istersen git güven kardeşim. Eyvallah abim. Vallahi beni böyle düşünmen hoşuma gittiğinden biliyor musun yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok da doğru söylüyorsun yani. Çok güzel laf yapıyor ağzın vallahi abim. Üzerine afiyet, saygılar duyuyorum. Vallahi bilemiyorum abim, biz de yani bilmediğimiz bir şehrin ortasında kaldık yani yapayalnız. Böyle tutacak bir dal arıyoruz. Aynıydık biz de abimle geldiğimizde aynıydık, öyle söyleyeyim sana. Siz abim abiyle nerelisiniz sorma kayıp olmasın? Ben Ankaralıyım ama Ankara'da yaşamıyordum son buraya gelmeden 4 yıl öncesine kadar. Vay anasını satayım vallahi, Ankara güzeldir abim vallahi. Bizim de bari bir çok güzel bir kardeşimiz vardı vallahi, böyle Cavit diye, severiz onu da sayarız yani. Ankara'dan mı? Ankara'dan abim vallahi. Lavuk böyle çok güzel bir insandı biliyor musun, böyle çekirdek kolayı yapa çekerdi bize böyle köşe başlarında. Şimdi ben sana bir numara veriyorum. Eyvallah abim, saygılar. Ya da dur, ben senin numaranı şimdi vermeyeyim, bekle. Ben senin numaranı sonra vereyim, tamam mı? Senin bu numaran... Dur, beni aradığın numara nerede? Burada, bekle. Bu değil mi, çalıyor mu telefon? Çalıyor abim, çalıyor valla. Tamam, bekle. Sen bana şimdi mesaj at, ben senin bu numaranı kaydedeyim. Eyvallah abim, hemen mesaj çakıyorum sana. Sana bir ara bir numaradan 13-12 diye mesaj gelecek. O mesaj geldiğinde ararsın, sana konum gelir bir daha ya da biz geliriz, tamam? Eyvallah abim, çok teşekkür ediyorum valla. İş konuşmaya başlarız seninle. Yeter ki abim yani 3-5 kursağımıza bir şey girsin, anlıyor musun yani? Çok sağ ol. Hoş kalın, hoş kardeşim. Önemli olan karnım doyacak derken milletin karnını doyurma. Şimdi abi çok doğru söylüyorsun. Tabii ki öncelikle yani kendimiz yani, anlatabildim mi? Ben de yani belki bakarsın abilerde böyle senin gibi cix bir abi olurum yani. Çok özendim sana şu an, şerefsizim yani. Şuraya bakar mısın abi, ya? Neyimiz cixle, varoş varoş geziyoruz. Yok abi estağfurullah yani, bırak varoşluk bize kalsın, anasını satayım. Şimdi Yaşar abim, ben sana bir de bir konuyu danışmak istiyorum yani, üzerine afiyet. Sen böyle kulağı kesik bir abiye benziyorsun. Belki bir duymuşsundur. Bu şimdi sana bir isim versem böyle bir daha böyle bir... Onun hakkında ne duydun, bana bir açıklar mısın acaba ya? Şimdi bir... Açıklayabileceğim bir şeyse açıklarım. Lavuğun adı neydi anasını satayım? Bir abimiz vardı. İsmi Didi anasını satayım. Böyle bir de böyle bir hanımefendi var baby ya diye. Bunlar hakkında bir şey duyum aldın mı acaba? Yok, tanıyamadım. Anlıyorum abi, teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ama ne yaptı, hayırdır? Bir şey mi oldu? Abi geçtiğimiz günlerde yani ufaktan yani sırtımıza yeni bir bıçak yedik anasını satayım. Ha, bu geçen Mangon'un orada anlattığım mevzu. Eyvallah, aynen abim o mesele. Ondan sonracığıma işte ben de bir düşünüyorum yani bu bıçak mevzusu nasıl oldu anasını satayım. Biz hanımefendiyle konuşurken birdenbire böyle gözlerimi bir açtım, pat diye flaşlar çaktı anasını satayım, hastanedeyim. Sen şimdi... Birine bir şey mi dedin? Ne yaptın? Birilerini mi kızdırdın? Niye durduk yere bıçak yiyorsun? Şimdi abim yani hanımefendiyle konuşurken çok affedersin. Böyle biraz bana böyle tipi falan böyle bir çok affedersin. Çingenleri andırdı. Bizim böyle Melahat abla vardı. Ona benziyordu. Hatırladım. Tamam, sen Mango'da anlatmıştın bunu.
Eyvallah abim yani böyle bir detay oldu. Sen ama dersen onun sevdiği saydığı varsa takar yani bıçağı. Estağfurullah abi tabii ki yani bıçak geri sıkıntı yok yani ama şimdi yani çingen deyince böyle bir darıldı alındı bozardı herhalde yani senin dediğin gibi ama anlam veremedim yani. Bundan sonra daha dikkatli alır şıktınız eyvallah abim. Tamam ben seni çok iyi anlıyorum. İnan bana çok iyi anlıyorum. Eyvallah abi çok teşekkür ediyorum vallahi. Sen yine bana dikkatli ol bak başını belaya sokmamaya çalış. Denerim abi sıkıntı yok vallahi. Ben müsait bir yerde beni tükürsen abim tamam, ya. Tamam çeviriyorum. Para işleri mara işleri de kolay. Kimseye para için abi çekme. Biz dahil. Yok abi estağfurullah yani. Biz de abiler yani satılık değil anlatabiliyor muyum? Kalpten gelir yani o laf. Aynen öyle hadi kolay gelsin. Eyvallah abim görüşmek üzere. Esen kal. Kapını da kirletmeyelim şöyle görüşürüz. Direkt mekan sizin gibi. Al amına koyayım. Ya da Şampiyonlar Ligi vereyim şöyle. Ne oluyor lan? Ne oluyor amına koyayım Şampiyonlar Ligi düşünmüştüm. Neyse siktir et. Müzik verecektim. Ay. Aman şey. Yani büyük ihtimal arabadan geçmişimdir. Genellikle ballas diyorlar bize. Ha, morlular mı oluyor bu? Evet, daha morlular. Öyle de diyorlar. Ne yaptın sen? Abim sen burada mısın hala ya? Selamun aleyküm. Selam adamım. Ben buradayım, hiçbir yere gitmedim. Sen nasıl bir şey eyvallah, yengem aile? Saygılar duyuyorum. Çok affedersin vallahi böyle biraz seni itek kaka bir şey oldum ama kusura bakma yani. Sen sümünü işine mi çektin? Ne yaptın sen? Yok yengem estağfurullah yani. Dedim ki yani dışarı çıkacağına, görüntü kirliliği olacağına içimde paralansın dedim anasını satayım. Yani şöyle, şu ileride çöp kutusu gibi bir şey vardır. Oraya git ha böyle bir at içindeki bütün çirkinliği at oraya bence. Eyvallah yengem saygılar sunuyorum ve bu dediklerini şu anda kulağıma küpe yapmak istiyorum. Tabii mecazi anlamda yani küpeye karşıyız esasında. Takana da saygımız sonsuz. Görüşmek dileğiyle sen kalın. Küpeye neden karşısın adamım sen? Ben genelde hayata karşıyım abim biliyor musun vallahi ya. Artık kafama ne eserse. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz adamım. Amına koyayım kendime şöyle havalı bir şey yapmam lazım. Tipe bak amına koyayım. Vay vay tipe bak Beyso. Şarjörü bitince atarım çöpe. Hop. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Keyifler yerinde mi? Ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz bu arada. Yeni gelen arkadaşlar görüyorum şu anda. Teşekkürler takipler için. Sal rolü ya. Rolü niye salayım amına koyayım? Sabahtan beri şeyle uğraşıyoruz zaten bir çanta mevzusuyla. Salmayalım bari. Kimse yok şehirde. Toplanırlar herhalde ya. O önemli değil. En kötü meslek yaparız. İşe gideriz ya. Bir işe gidelim ama çanta problemi benim ne olacak acaba onu bilmiyor. Yok salmam. Sıktı Saru mu geçeyim? Saru. Geçeyim o zaman. Tamam. O zaman Saru geçiyorum arkadaşlar. Lan?
Tamam lan yeter. Yetti yetti tamam. Kafi. Evet. Oğlum ben bu İsmail'i yanlışlıkla illegal mi yapacağım amına koyayım? Bilmiyorum kafamda bir şeyler vardı da. Ulan bok yoluna gitmesek bari. Çok hızlı girdim sanki. Azıcık daha yavaş yavaş girseydim keşke. Bir taksi arayalım da bizi bir... Ya mesaj gelmiş. Bu kim lan? Ha, dedi. Bence illegal sıra. İsmail'de tam otç tipi mi? Otçu tipi var ama. Git yapış. İllegal ise fena sarar. Bilmiyorum. Ben hayatımda hiç illegal yapmadım bu arada arkadaşlar. Bunu belki biliyorsunuz. Bütün karakterlerim genelde böyle şey oluyor. İllegal hiç deneyimlemedim ya. Üstesinden gelebilir miyim bilmiyorum. Sarar diyorsunuz ama. Deneyim işte. Evet aynen. Bir deneyiz yani bakalım. Çünkü illegalin kendine özel şeyleri var abi. Dinamikleri var bayağı böyle hani. Neyi? İllegalde daha çok dayak yeriz. Sarar. Zor bir şey değil bence. Hep fazla CK yeriz. Bilmiyorum vallahi ya. İllegal roller böyle... Öğreniriz bence. Bakalım artık. Deneriz. Selamünaleyküm abim. Selam adamım. Müsaade var mı? Adamım sana her zaman burada müsaade var. Hatta eyvallah. Gel mahallemizde de müsaade var. Mahallemiz diyorsun. Bir gün vallahi gelirim abim kısmet olursa yani. Gel gidelim bakalım adamım. Şimdi mi diyorsun? Evet. Olur abim gidelim valla çok sevinirim esasında. Hadi gel. Senin araba şeklin var mı ya bir araba? Vay anasını satayım amına koyayım bu senin mi? Bizim diyelim. Bazen anahtar konusunda sıkıntı yaşıyoruz şuradan kabloları bir birleştireyim. Eyvallah abim problem yok yani no problem o. Bıçak yemem herhalde lan. Böyle her grupta garip bir tip olur ya bence yaşadığın grupta sert. Amına koyayım öyle bir ortamda da en garip ben olmayayım bir zahmet ya. Benden çok tuhaf insanlar var bu Şimdi abim vallahi içimde doyumsuz bir sevinç var biliyor musun yani. Kelebekler uçuyor hesabı. Kelebek deyince yanlış anlamıyorum değil mi adamım? Yok abim estağfurullah. Kelebekler de inşallah bir yere konacak yani. Şu an uçmakta zaten ama yani onun zamanı var biliyor musun? Ama o kelebek bence hatta ilk başta o seni arkandan saplayan mı denir? Ne denir artık? Sen de üzülme diye bir şey de diyemiyorum. Şimdi eyvallah ben senin demek istediğini çok net anlıyorum. Vallahi beni bu kadar düşünmen aşırı duygulandırıyor beni. Göz pınarlarım böyle şelale oldu anasını satayım. Sizin bu mahalle derken bakalım vallahi merak ettim abim bizim Esenyurt havasını alacak mıyım anasını satayım. Esenyurt'u bilmiyorum ama gayet kendimizi mutlu, nezih hissettiğimiz bir mahallemiz var yani. Eyvallah abim sen öyle diyorsan benim için senettir bu söz sıkıntı yok yani. Girdiğinde hissedersin bak şimdi adamım buradan başlıyor bak. Şimdi başladık mı yani sizin mahalle? Vay anasını satayım avradını. Tövbe tövbe ne diyorum amına koyayım. Heyecandan şey ettim biliyor musun? Anladım. Şu an o huzuru yaşıyorsun. Bak, vay çok vay anasını satayım bunlar ne böyle ya? Bu şimdi bütün evlerde şimdi sizin böyle şeyler mahalle sakinleri var diyorsun yani. Evet adamım. Vay amına koyayım valla var ya bir çatımız olsun çok isterdim bu şekilde abi anlıyor musun? Çok güzel valla. Biz daha önce motel otolarında sürünelim anasını satayım. En güzel de şu çatıya sandalyeleri masaları çıkartıyoruz. Şerefsizim aklından geçmişti biliyor musun yani. Keşke bir çekirdek kola şekli yapsaydık be abim. Yaparız onu da adamım. Gelin eyvallah abim.
Vay anasını satayım. Bizim lavuklar olsaydı vallahi burayı çok severlerdi biliyor musun? Burası sevilmeyecek gibi bir yer mi sence adamım? 10 numara mekan bak. Allah çok güzelmiş biliyor musun? Benim en sevdiğim yer burası. Mahalleye gelince burada oturmayı severim böyle. Şimdi abim vallahi böyle bizde Esenyurdumuzda böyle güzel böyle bir tepemiz vardı bizim böyle üzerine afiyet. Tepe dediğime de bakma böyle çok yani taş çatlasın yani sen de 2 metre ben de 2,5 metre amına koyayım. Benimle yok öyle değil benimle. Ne oluyoruz benimle. Abim? Yok bir sorun yok. Bir sıkıntı mı var bu? Biraz. Bu arkadaş biraz böyle bir... Yok. Üzerindeki yeşilden dolayı bir şey olmuşlar. Biladerim yeşili seviyoruz çevreci hesabı. Yok. Neyse çok da şey yapmayayım vallahi. Böyle ters şey bakıyor anasını satayım. Şimdi yani sen diyorsun ki abim buralar diyorsun. İnsan kaynıyor diyorsun. Hepsi bizim mahallelerimiz diyorsun yani. Aynen öyle. Lakin sana bir tavsiyede bulunayım. Bugün benle geldiğin için sorun yok da. Tek başına gelirken öyle yeşil kıyafetlerle gelme. Şimdi abim burada yani böyle bir renk ayrımı mı var? Böyle ırkçılık hesabı anlayamadım tam olaraktan. Irkçılık değil. Yanlış anlaşılabiliyor. Zamanında bizim tarihimize inersek bazı olaylar oldu. Bazı olaylar var. Ondan dolayı o yanlış anlaşılabiliyor. Şimdi bizim tarihimiz derken mahallenin tarihini kastediyorsun yani herhalde abi. Aynen adamım. Zaten biz olaydan sonra biz burayı bir terk ettik. Tekrardan bizim arkadaşlarla, kardeşlerle geldik buralara. Şimdi abi sana şunu söyleyeyim. Allah heyecanlandım biliyor musun? Özlemişim böyle mahalleyi karşına alıp böyle yıldızları seyretme hesabı takılmayı biliyor musun? Benziyor mu sizin oralara? Şimdi tabii abim bizim Esenyurt böyle daha cafcaflı, daha böyle kendine has bir yer ama yani burası da hiç fena değil anasını satayım. Ben böyle küçükken abim böyle sen de 13 ben de 14 yaşlarında böyle. Ondan sonracıma böyle kafayı böyle yere koyardım abim böyle çimenlere. Sonra böyle havaya bakardım böyle hep bir hayaller kurardım yani böyle. Yanımda da tabii neyse yanımdakini boş ver o mazide kaldı geçmişte kaldı sıkıntı yok. Burası bana huzur veriyor adamım. Ben buraya geldiğimde orospu kendimi karı. Çok huzurlu hissediyorum. Pardon kusura bakma abim. Vallahi ben de çok huzurlu hissediyorum kendimi abim biliyor musun yani çok tüy gibi hafifim yani. Çok güzel şeyler olacak yakında hissediyorum. Dediğim gibi ne zaman istersen bana ulaş. Gel misafirimiz ol. Hiç eyvallah abim vallahi başımın tacısın biliyor musun? Çok saygıdeğer bir insana benziyorsun sen. Bizde adama adam gibi değer verilir adamım. Şimdi abim bizde böyle sanki gören de diyor ki sen diyor herkese abimi çekiyorsun diyor. Halbuki yanlış anlaşılma. Bazı lavuklar var abim çok affedersin sözüm meclisten dışarı yani. Çok böyle abuk sabuk tipler görüyorum anladın mı yani? Affedersin yani sümüğünü sürmeye çekineceğin tipler böyle abi çekmemizi bekliyorlar çok affedersin. Ama yani sen öyle değilsin abi sen bayağı böyle çok kaliteli bir insana benziyorsun. Çok special hesabı yani anlatabiliyor muyum? Abi de demeyebilirsin. Didi bile diyebilirsin adamım sorun yok. Yok abi estağfurullah vallahi. Ne zaman boğazım kurusa didi derim ama sıkıntı yok vallahi lıkır lıkır hesabı. Onu çok merak ediyorum ya. Didi. Açtı. Şimdi abi bizim lavuklar vardı böyle takılırdık onlarla böyle. Cevo vardı, Selo vardı. Ondan sonra Hako vardı. Sonra dürümcü vardı bir tane böyle burnunu çok karıştırırdı böyle affedersin yani. Çok güzel bunlarla böyle çok güzel piyasamız vardı. Köşe başına çekilirdik böyle. Alırdık dediğimizi çok affedersin. Sonra böyle paramız çok yoktu anlatabiliyor muyum? İki tane pet bardak alırdık böyle değişmeli kullanırdık anasını satayım. Dürüm ne oluyor? Dürüm derken abim o da şöyle. Nasıl anlatsam sana böyle bir tane lavaş var düşün böyle. Arasına böyle eti koyuyorsun üzerine de böyle böyle şeyleri salatasını koyuyorsun abim. Vallahi karnım acıktı anasını sattığımın yerinde. Yalan yok benim de acıktı. Öyle bir yiyeceğimizdi yani. Ama genel olarak acıktı. Anlatabildim mi? Çok net anlıyorum abi. Sana ben bir kuru yemiş takviyesi daha yapayım istiyorsan vallahi çantamdan. Karnım acıktı diyorum kuru yemiş diyorsun. Şimdi abim ben de sana yani 4 yıldızlı
Otel hizmeti veremeyeceğim, kusura bakma yani, çok affedersin. Tabii Adem'im, sen ne istiyorsan bak, şurada mutfağımız var, gel girelim yiyelim yani, sorun yok. Vay yaşa be abim, sen diyorsun ki yani burada her ev bizim diyorsun yani. Aynen öyle Adem'im. İstersen şu sağımızdaki mutfağa girelim, istersen solumuzdaki mutfağa girelim yani, sorun yok. Eyvallah, mestağfurullah yani, bizim kimsenin mutfağında komedininde gözümüz yok yani, bizim kendi karnımız doysun yeterli. Ben benim bir nevaleye bakayım, ne var yok, ne var ne yok. Tamam, götüreyim mi? Yanlış mı anladım seni? Yok abi estağfurullah, ben burada biraz böyle yıldızları seyrederek kuru yemiş çitlemek istiyorum yani. Tamam adamım, sorun yok. Ama en azından ben yanından durayım da ne olur ne olmaz. Mahalledekiler yanlış anlayabilir dediğim gibi üzerindeki renkten dolayı. Mahalleli olarak sevmiyoruz o rengi diyelim öyle. Eyvallah abi, sıkıntı yok. Dediğim gibi böyle renklerle... Bunlar da bayatlamış amına koyayım. Buyur abi. Buraya gelirken... Dediğim gibi o renklerle buraya gelirken bizden haber al. Yoksa yanlış bir şeyler olabilir. Bak yamyam karşıda nasıl bakıyor. Ay amına koyayım, dişimi kırdım herhalde. Yok sağlam. Şimdi abi tabii ki yani burası değişik bir yer, anlatabiliyor muyum yani, çok tuhaf yani, böyle ışıklı mışıklı güzel yani, bir kanım kaynadı. İnsanları biraz böyle bir dik dik bakıyorlar, anlamadım yani, niye tipimizi şeklimizi mi beğenmediler, onu çözemedim ben. Yok tipinden şeklinden değil adamım. Dediğim gibi üzerindeki renk. Buradakiler yeşili sevmez fazla. Hani elimizden gelse çimleri de sökeceğiz yerinden de. O da biraz oksijen. Oo, ciğerim yanmış amına koyayım. Şimdi yarısın abim tabii abi. Ki eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sen şimdi diyorsun ki yani buranın insanı biraz diyorsun. İnsana çok fazla alışık değil diyorsun yani. Ne yaşadın? Coğrafi hesabı yani. İnsana çok alışık değil değil adamım. Yeşil renk gördüğünde bir stres oluyorlar diyelim. Stres derken abim yani bu yeşil renk nasıl bir stres yaratıyor bu insanlara? Sebebini tam olarak kavrayamadım yani. Burası bizim mahallemiz. Az ilerisi mesela ileride bazı yerler başkalarının mahallesi. Öyle diyelim. Biz burada kardeşliyiz. Onlar orada kardeşlik. Bazı çıkarlar ters gelirse birbirimize, aramızda bazı sürtüşmeler olabiliyor. Sanırım anladım abi seni vallahi. Biz de yani böyle başka semtlerin çocuklarıyla çok fazla anlaşamazdık. Anlatabiliyor muyum yani? Aramızda biraz böyle sürtüşme hesabı olur yani. İşte aynı o şekil. Ondan dolayı şu anda mahalleli böyle bakıyor sana. Alınma. Yok abi estağfurullah yani. Ama yani sıkıntı görmüyorum yani. Bunlar sonuçta alışık olduğumuz durumlar. Anlatabiliyor muyum? Ben varken kimse burada sana bir şey yapamaz adamım. Korkma. Eyvallah abi estağfurullah. Korkudan değil de yani. Çok fazla spot ışıklarını üzerimde görmeye alışık değilim yani. Herkes böyle dik dik bakıyor yani. Yok şu an zaten herkes uyuyor. Şuradakini en son gidip bir tokatlayacağım. Benim yanımda olduğunu göre. Şu ileride bir bisikletli lavuk var böyle bir. Çok tuhaf sanki böyle beni kesen zi yapıyor yani, ama tam bilemiyorum. Günahını da almak istemiyorum. İşte en son gidip tokatlayacağım olacağı. Saygılar benim abi, sıkıntı yok. Benim yanımda birisi gelmiş. Ne diye ters bakıyorsun yani? Şimdi abi burası senin semtin yani. Buranın insanını yani ben şey yapamam yani. Biz yerimizi, yurdumuzu, haddimizi biliriz. Sıkıntı yok. Ama sen dersen ki yani benim de kanıma dokunuyor, canımı sıkıyor. Gidip yani bir sormak isterim neden böyle yaptığını. Yok sorma. Eyvallah abi, sıkıntı yok. Harbi kıyak adamsın. Eyvallah abim yani estağfurullah, o senin kıyaklığın. Ben vallahi çok memnun oldum şu anda. Senin dediğin gibi çok kanım ısındı sana. Vallahi benim de kanım böyle bir 150-200 derece civarında arttı, biliyor musun, sana karşı yani. Çok enteresan bir şekilde. Sen başka ne iş yapıyorsun? Şimdi abi ben de ne yapayım anasını satayım. Biz de kovalıyoruz, anladın mı yani, Tom Mejer hesabı. Kovalamayı sürdürüyoruz yani.
Birkaç tane abimizle konuştum böyle. Şu anda böyle yani CV'mi bıraktım gibi bir şey oldu anasını satayım. Haber bekliyorum yani. İstediğin şey olur umarım adamım. Şimdi abi tabii ne istediğimi... İstediğin yerlere gelirsin adamım. Ne istediğim yani belli tabii ki ama yani... Bilemiyorum abim yani olmazsa da sıkıntı yok yani. Böyle gelmiş böyle gider. Ne yapalım amına koyayım. İstediğin ne adamım? İstediğim abim... Şimdi onun karşısında... Yok estağfurullah. Söylemesem de olur yani. Geçmişte kaldı canım. Çok sıkılıyor böyle mevzulara yani. O da son... Sen bilirsin adamım. Sadece sonuçta... bir cevap diye sor. O kahpe... Çok affedersin yani. O hanımefendi yolunu çizdi yani sonuç olarak yani. Sıkıntı yok. Neydi bir söz var? Kaltak karı. Sevdiğiyle gelir. Sevdiğinin bittiği gün bitmiştir. Öyle bir... Neydi... Aklıma gelmedi. Estağfurullah abim bizim dibimizde hala bir şeyler var yani. Pudingin dibi hesabı. En lezzetli kısmımdayım şu anda yani. Diyorsun. Tabii ki abi sıkıntı yok yani. Tabii yani zamanında bize sırt çevirenler onlardan da hesap sormayacak değiliz yani. Vakti zamanı geldiğinde yani. Tabii sırt çevirenlere hesap sormak gerekiyor zamanı geldiğinde. Yoksa hesap sormayınca pustu zannediyorlar. Tepene daha çok biniyorlar. Dertlendim amına koyayım. Abim bira ister misin ya? Çantamdan çıkarayım. Olabilir. Ya da gideyim alayım mı hemen? Estağfurullah abim. Benimkiler böyle bilmiyorum. Tadı belki böyle kamış gibi olmuştur ama yani. İçilir herhalde sanırsam. Bakalım o zaman. Öyle vereyim abim. Hadi bakalım gidiş olsun da dönüş olmasın inşallah. İnşallah. O ne demek adamım? Neyse abim şerefine diyorum. Şerefine adamım. Tadı da gayet güzel adamım. Bir sorun yok. Şerefsiz evladım. Çok fazla iyi geldi biliyor musun? Gayet tadı güzel adamım. Düşündüğün gibi değil yani. Satayım. Şerefsizim buranın birası bile tatsız tutsuz anasını satayım ya. Bizim Esenyurt'ta böyle miydi? Bir içerdik böyle ciğerlerimiz, her yerimiz, bütün her yerimiz bayram ederdi anasını satayım. Yanında bir şey oldu böyle bir adrenalin patlaması oldu böyle üzerine afiyet. Allah. Şimdi. Tek bir adamı düştün adamı. Yok abim tek bira değil de yani. Dertler beni yıktı anlatabiliyor muyum yoksa son derece motivasyonum yerinde yani. Hatta bir de bir şarap patlatacağım üzerine afiyet böyle gözlerim böyle bir şey oldu anasını satayım. Bizim lavukları andım biliyor musun ya. Anladım. Abim tek şişem var ama istiyorsan dönebiliriz valla. Yok yok şarapla çok fazla aram yok. Tadını beğenemedim biliyor musun? Allah şerefsizim çok güzel şarapmış biliyor musun? Harbiden harika bir şarap. Kaç yıllıktı o şarap? Huh! Anasını satayım. Çok eğleniyorum biliyor musunuz ya? Evet, abim sen
Sen oldun sayılır oldun. İyi güzel oldu böyle anasını satayım. Vallahi özlemişim böyle bizim lavuklarla da içerdik. En erken de biliyor musun yani ben de düşerdim böyle bizim. Peder Bey böyle çok içerdi. Ben de böyle kendime yetecek kadar içerdim yani. Çok güzel yani çok hoş gerçekten. Afiyet olsun adam. Af buyur abim. Afiyet olsun diyorum. Güzel içtin. İşte ha, şarabı diyorsun. Eyvallah abi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Şimdi bir hararet bir ateş bastı böyle. Beni böyle inceden inceden bastılar biliyor musun yani. Çıkar üstüne. Böyle önünde bir striptiz show yapsam sıkıntı olmaz inşallah. Bana çok yaklaşmadığı sürece sorun yok. Eyvallah abi sıkıntı yok. Bir ateşim bastı gençliğimden herhalde. Anladım. Ha? Eyvallah abim. Şerefsizim dünya varmış biliyor musun? Sen öyle üzerindekilerini çıkarınca ben de böyle bir şey oldum. Ferahladım. Allah. Şimdi tabii abi. Şöyle bir. Çok güzel oldum biliyor musun bu? Şarap kaliteli bir şarap ama. Şarap çok kaliteli bir şarap biliyor musun? Çok yıllanmış acayip bir şarap. Yıllanmış amına koyayım. Ben bu kadar güzel bir şarap görmedim yani. Ömrü hayatım boyunca görmedim. Çok takdir ediyorum yani. Çok seviyorum. Öyle söyleyeyim yani. Kendini kötü hissedersen haber ver hastaneye gidelim. Çok çok seviyorum ya. Çok seviyorum ya. Çok seviyorum ben. Böyle bir gaspın ayarını kurdu abi. Benim çok sevdiğim şeyler aslında ama yani duygulandım biliyor musun ya? Böyle bir duygulanıyorum, böyle bir şelale oluyorum sürekli anlamıyorum. Üst üste geliyor her şey ya. Amına kodumun karısı sen niye bana böyle yapıyorsun ya? Benim hayallerim vardı anasını satayım. Adamım sürtükler için bu kadar dertten... Sürtüğünün anasını sikiyim abi çok affedersin yani. Anası da Necat Adoz'dur onun sen bilmiyorsun var ya. Ne oluyor bana amına kıyı çok şeyimleri çok tuhaf hissediyorum biliyor musun? Dökül abim dökül. Anasını satayım. Nigar neredesin sen ya? Sen neredesin ya? Neredesin diyorum. Biz seninle ilkokula gitmedik mi? Sonra ben böyle... Ben seni orta sonunda böyle bıraktım. Sen liseye devam ettin yani. Ben o kadar kıyabiliyormuşum demek ki yani. O kadar kapasitem varmış. Anlatabiliyor muyum? Sen neredesin amına koyayım? Anasını satayım böyle şey. Bartucan diyesin mi olur amına koyayım? Lavuğa bak. Neymiş fabrikatör şeyi. Tabii şekil şükürler her şey yerinde. Ney diyesinmiş adamım? Bartucan diyesin mi olur ya? Bartucan. Ben aklını sikeyim adamım. Bartucan ne amına koyayım? Çok böyle bir şey oluyorum böyle başım falan da böyle ne oldu amına koyayım? Senin ben babanı da sikeyim. Babanın da aklını sokayım. Tabii yani bizim gibi garip kurabayı çok gördü yani tabii. Biz yani seni saraylarda yaşatamazdık ama yani prenses yapardık yani. Başına tacımızı yapardık yani. Anlatıyor mu diyor muyum? Çok yani şey oluyorum. Garip garip oluyorum yani. Anladım adamım. Çok toparlayamıyorum bir yandan da çok üzülüyorum. Dökül sen, atma içine dökül. Sen var ya abi çok delikanlı bir insana benziyorsun biliyor musun yani. Bunu bugün bilmem kaç yüzüncü söyleyişin devam. Çok yani çok acayip şeyler yaşıyorum. Ben böyle şeyleri de yani bilemiyorum gel bir öpeceğim abi seni. Vallahi Allah adı ver dedim öpeceğim seni şimdi. Bir öpmek istiyorum yani inceden biliyor musun? Yanağımdan olsun da diğer yerlere kaymasın adam. Seni şimdi bir öpmek istiyorum abi bir yanağımdan French kiss almak istiyorum anladın mı biliyor muyum yani? Yalnız o düzgün bir düşünce değil. Yok öpme yani. Hamana da koydu bu karısı. Hamana da koydu bu karısı. Sen kimsin yani anlatabiliyor muyum abi sen kimsin yani sen haksız mıyım abi şu an sen söyle haksız mıyım şu an ben
Haklısın adamım, bak şu an haklı olduğumu düşünüyorum yeniden. Şimdi ben orospuyu arayıp rezil etmez miyim şimdi ben? Bu piyasamızdan silmez miyim onu şimdi? Sen, şu an arama adamım. Sen kafayla arama. Sen merak etme abi, hiç sıkıntı bu yok. Bu kafayla arama adamım. Ben şimdi onun ağzına sıçmaz mıyım? Bence bu kafayla arama. Ulan sen beni niye böyle şey yapıyorsun Nigar? Sen niye varım? Bir böyle yapıyorsun, bir böyle yapıyorsun bana Nigar'ım. Ne diyorsun lan? Sen şimdi telefona Nigar'ı veriyorsun lan. Sen Bartucan İbnesi misin? Senin de amına koyacağım ben. Hepinizin amına koyacağım lan, diyor musunuz? Valla yıldızlarla dönüyor, biliyor musun dedi abi, çok şey oluyorum. Benim Nigar'ımı versene lan çabuk. Telefona Nigar'ımı ver, bir konuşacağım onunla. Nigar'ı vereyim. Nigar nerede? Vereyim hemen söyle. Nigar'ımı ver telefona. Valla çok sinirleniyorum. Düştüm biliyor musun şu an? Sen nerede? Vurum at bakayım. Sen evli demedin. Sen bizi bir kapattan düştüre vurdu. Sen var ya, sen Bartucan, senin belanı sikmezsen ben de var ya şey olmayayım yani, İsmail olmayayım, anlıyor musun oğlum? Sen... Bartucan mı? Sen var ya çok yanlış bir şey yapıyorsun. Ne yaptım lan ben sana? Nigar'ımı ver lan telefonu, senin var ya... Seviyordum lan Nigar'ı, kes! Senin göttereğini ağzına sokacağım, kapat lan telefonu çok... Hak etmiyorsun lan sen o kızı, kapat! Seni de Rabbiniz'e koyacağım, bana astırmaz diyor musun sen? Nigar gel aşkım. Nigar'ın telefonu... Yok ki Nigar'ımı diyor, Nigar'ımı aldım diyor, Nigar gel aşkım diyor. Abi anlatabiliyor muyum sana ya? Oh hayaa, bana koyayım. Adamım. Ben şimdi kim bilir kaç yaşında o Nigar dediğin de sonuç olarak evlenmiş. Öyle ya da böyle evlenmiş. Hop uykuya da dalıyor. Amına koyayım, mahalle uyandı, o nasıl bir uyumak? Sarhoş replesini çok seviyorum ya. Ya bilmiyorum artık. Olur olmaz, yapılır yapılmaz da sarhoş olmayı çok seviyorum. Açın kapıyı. En az her karakterime sarhoş olmuş. Anketimiz bitti. Anket ne? Bugün bıçaklanır mıyız? Bakayım oylamaya. Evet diyorlar. Vay anasını satayım. Yok mu alkolik olman? Lanet olsun dedemem. Ne işiniz var burada, sürekli burada geziyorsunuz? Alın bunu. Alın bunu da çekin. Alındın mı? Gidiyor mu? Al bak böyle çek. Şimdi ne oluyor abi şimdi şuralarda? Bir sıkıntı varsa söyle yani. Hiç sıkıntı yok. Anlatabiliyor muyum? Yavaş. Ne vuruyorsun sen böyle şimdi? Sen beni aşağılıyor musun şimdi? Tam olarak da. Sağlamıyorum adam, hep kendine gel diye yapıyorum. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Sana yumruk sakarım yiyoruz lan sana lan. İsmail adam, hep kendine gel artık. Şimdi... Bak kutuyorsun, hastaneye götüreceğim. Şimdi bu bütün... Helalemin tasasını ben mi çekeceğim? Sizin hepinizin amına koyayım lan, aranızı siki- AA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 
düştü bir de. İsmail'e kendine gel ha. Arkadaşlar şimdi ben bütün sektörleri kucaklıyorum bak.
Hani hastanemizi de görelim. Ne bileyim işte çetelerimizi de görelim. Biraz da hastaneyi görelim istedim. Tamamen amacım oydu. Azıcık hastaneye rol gitsin. Aman efendim, aman efendim. Kimler buralardalar? Senem Bayram Hanımlar buralardalarmış. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Çok sağ olun. Sizin gibi kıymetli, kaliteli yayıncıları biraz paspas yapayım, değil mi? Aramızda görmek çok hoş gerçekten. Ne yapıyor? Adam başka bir komut mu verecekti acaba? Arabaya bindirecekti herhalde beni. Herhalde arabaya binecektim yani. ISO CK mı? Yok be. CK olmaz herhalde. Helal be, her alana rol pa. Tabii oğlum, her sektörü kucaklıyoruz lan. Kim ya bütün sektör? Nasıl abi, işte şimdi hastaneye gideceğiz. Hastane RPS yapacağız yani. Herkesi kucaklıyoruz. Herkese rol çıksın yani. Bak, az evvel Yaşar'ı aradık. Herkese aynen Yaşar'ı söylüyor. Yok ama o sarhoş olduğumu anlamıştır lan. Nigar bir... Abu! Gordi, hoş geldin. Nigar benim karım lan. Yok ya, bunlar benim bıçak yiyeceğimi falan düşünüyorlar da herhalde bıçak yemem ya. Ana, arabadan düştüm. Ha? Dur, arabadayım hala. Dur, sıkıntı yok. Dur, arabadayım hala. Böyle bir komut var mı, bırakayım hocam? Kişi arabadadır, sıkıntı yok. Dur, kemerimi takmış. Ay. O bir an bug oldu arkadaşlar. Siz görmediniz, bug'dan dolayı. Abi sana VIP vermemiş. Şey, kime vermemişim lan? Verdim. Verdim. Oğlum, yayınımıza kaç kere partner yayıncı geliyor arkadaşlar, lütfen. Deminden şimdiye geldik. Kişi nefes almak. Evet, kişi yaşıyor. Ela gözlüm, ben bu dertten düşersem. Neydi, öyle miydi? Beni bir kaldırsan ya hacım. Ne diyor? İsmail dikkatlice çıkarır. Bugün de ölmedik be. Do VIP verin. Artık her şeyi komutlu yapacağım. Do VIP derdi gözükmektedir. İllegal... Doktor! Ben bu Doktor! Didi'yi çok sevdim bu arada ben ya. Bu Didi karakterini. Lanet olsun, doktor nerede? Didi çok böyle kapa çıktı hakikaten. Doksan artta çakmasın. Şimdi bir son dakikada bıçaklanmayalım. Şarkının içinden nasıl geçilir? Tamam lan, yanlış söyledik. Doktor arkadaşa bir bak. Aha, dur bakayım. Kafasını gözünü yardı. Hacı bakacak da inşallah. Anladım. 2 metre yükseklikten kafa üstü düştü, bir bak. 2 metreden düştük Allah'tan. Boşunu inceliyor. Boşuna bakıyor. Ben bu emotlarda çok kötüyüm bu arada, biliyorum ya. Emot kullanmakta Bir çok iki kötüyüm. metre yükseklikten kafa üstü düştü. Biraz da sarhoştu. Tamam, bekliyorum adam. Kimse yokmuş, boşa gel. Evet ya, doktorlara boşuna şey yaptık.
Parça bitti demeden bitmez. Bir sorun yok yani adam. Tamamdır. Çok kötü mü kullanıyorum acaba emotları? Tamamdır o zaman. Koridorda bekliyorum adamı ben. Neredeyim amına koyayım? Doktor Bey, selamun aleyküm. Vallahi sezon finalini yine burada yapmışız anasını satayım. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Benim zaten biliyor musun? Lan. Başımı niye sardınız? Mumya mı oldum amına koyayım? Çok affedersiniz doktor bey. Saygılar sunuyorum. Oo. Sıkıntı yok canım. Ben zaten taş kafa derler bana doktor bey. Teessüf ediyorum. Saygılar sunuyorum. Şimdi tabii sizin karşınızda da böyle bulunmak istemezdim ama saygılar sevgiler bizden. Vallahi ne yaptınız? Gemici düğümü mü attınız anasını satayım? Başım zonkluyor. Abi öyle emot mu attılar? Arkadaşlar emot konusunda çok kötüyüm. Bak belki de serverdaki en kötüyüz ama en azından derdimizi açıklayabiliyoruz. Adamım yani iyi misin? Kuralları çiğnemeden. İyiyim, sıkıntı yok galiba. Sen kimsin amına koyayım? Hafızan da mı gitti adamım ben dedi. He dedi abim, saygılar sunuyorum. Vallahi biraz kafam böyle bir nahoş hissediyorum biliyor musun? Fark ettim onu, gel. Öğrenirsin abi zamanla. Sağ olun ya. Öğrenemiyorum. Yardım edeyim mi? Gelebilecek misin? Senem benden daha iyi arkadaşlar. Twitch.tv/SenemBayram. Niye reklam yapıyorsun? Şöyle koluna gireyim. Eyvallah abim, çok teşekkür ediyorum. Cansın balsın. Biz niye buradayız anasını satayım? En son seninle çatıdaydık, hatırlıyor musun? Hangi çatıda, çatı diyorsun? Biraz hafızayı bir yoklama şekli yapıyorum şu anda. Bizim mahalledeydik. Bizim mahalle çatıda diyorsun. Evet. Sanki böyle ufak tefek anımsıyor olur mu bir şeyler böyle? Sanki böyle biz böyle sohbet muhabbet şekli yapıyorduk. Günün sonu nasıl böyle burada bitti anasını satayım, anlamıyorum. Sen fazla içtin, çatıdan düştün. Şimdi abi orada bir yanlışın olmasın yani, şimdi de abi bir sıkıntı olmasın. Ben şimdi, benim bünyem çok kuvvetlidir esasında yani. Başım çok şey oldu anasını satayım. Normalde kuvvetlidir, ona bir şey demem ama bu serumdan merumdan oldu herhalde anasını satayım. Böyle bir kafam nahoş hissediyorum. Sıktı sarı geç. Biraz lan hoş geldin. Şimdi abi estağfurullah yani, ben düşmemişimdir de böyle birdenbire yer çekiminin etkisiyle kafam böyle yeri istemiştir, anlatabiliyor muyum? Anladım adam. Bu da çırılçıplak oldum, ne oldu, tecavüze mi uğradım anasını satayım? Hayır hayır, sen bir sıcaklığın içince ondan dolayı üzerindekileri çıkarttın. Eyvallah abi, bizim normalde çok fazla böyle şeyler olmazdı. İnşallah bir densizlik, bir kusur işlemedim yani sana karşı.
Yok yok, bir kusur işlemedin. Yalnız Nigar mıdır nedir? Nigar'ın amına koyayım, sen onu nereden biliyorsun abi? Şunu da açma vallahi, i̇şte, tüylerin diken diken oluyor ya. İşte onun evlendiği çocuğu aradım, bir ters düz konuştun abi. Af buyur. Evlendiği çocuğun amına koyayım, ben onun numarasını bilmem etmem. Nerede, nasıl aradım lan? Dur bakayım. Bilmiyorum adam. Sen eminsin değil mi yani aradığıma? Eminim bayağı. Aradım ben amına koyayım. Ne alaka, en son diyor Yaşar abim diyor. Lan. Abi ben aman Yaşar abimle abi mi konuştum ben sarhoşken amına koyayım? Ne oluyoruz ya? Çocuğu ondan umarım, sonra mı aradım? Umarım öyle bir şey yapmamışındır. Gel şu üstüne bir şeyler alalım. Eyvallah abim. Ne oluyoruz amına koyayım? Bu pezevenk doktoru da böyle kafamı çok fena mumya gibi sardı. Başım böyle daha da çok zonkluyor, anasını satayım. Uf. Anladım. Şimdi üzerindekiler yeşil diye bizim mahalledekiler onları yırtıp atmış olabilir. Of. Hiç mahalleye dönmeyelim dedim. Eyvallah abim, sıkıntı yok. Ben de aslında bir alışveriş yapmak istiyordum ne zamandır, bildin mi? Anladım. Hatta şöyle bir şey yapayım. Nasıl bir şey abim? Sen al alacağını, ben öderim. Sen ciddi misin be abim? Ciddiyim, al istediğin hadi. Şerefsizim, şu an ağlamak için zor tutuyorum da yani, arkada da bacımız beni kesiyor herhalde. Bacım kusura bakma yani, tecavüzcü falan değilim, böyle çıplak girdiğime bakma, kusura bakma. Sen al istediğini. Ben en iyisi abim, ben kabine giriyorum, sen beni beklersin değil mi? Beklerim burada. Eyvallah abi, teşekkür ediyorum. Sen dışarıyı kolaçan et de böyle lavuklar girip perdemi falan kaldırmasınlar vallahi. Tamam, burası bende. Vay sen anasını satayım abim. Sen duygulanıyorum vallahi, duygulanıyorum böyle şeylerde ya. Böyle beklersin beni hakikaten değil mi? Çok sağ ol. Bekliyorum abim, buradayım. Dram Arda. Beraber seçecek tabii ki, öyle yapacağız arkadaşlar. Ben sizden habersiz işemeye bile gitmiyorum. Beraber seçelim diyorsunuz lan. Tabii ki beraber seçeceğiz. Yalansa yalan deyin. Dur bakayım. Dur bakayım, bakayım, bakayım. Hadi bakalım. Onu satayım. Bunlar da güzelmiş ha. Ama tarzımız değil gibi. Ne oluyor, dinliyormuşuz ciddi ciddi. Ne giyebiliriz? Şu arkadaki arkadaş ne istiyorsa alsın. Buradan alırsın. Fazlası da kalsın sende. Bakayım. Bunu giyersem herhalde benim ağzıma sıçarlar. 261. O ne? Buradan mı seçelim? Aa. Buradan böyle bir yeşil meşil bir şeyler alsak mı ya? Onu satayım. İçine de bir şey giyeriz. Abonem 30 var arkadaşlar. Neden 31 olmasın? 31 şakası. Keh. Mor bir şey giy. Dur bakalım ya. İlerliyorum, bakayım ne çıkacak karşımıza. Daha böyle... Aha! 31 oldu lan. Teşekkür ediyorum. Alien 1, kademe 1 ile abone olmuş. Çok sağ ol. Abo. Bakayım. Şu sanki güzeldi ya. Şurada bir şey gördüm. Aa, bu çok güzel. Ananı satayım, bu çok güzel değil mi lan? Tam bir Arizona kertenkelesine döndük. Dur kolları da düzelteyim. Ben mi gereksiz yükseldim şu an buna, yoksa hakikaten güzel mi? Aa, bana özel hoş geldin yok mu? Hoş geldin canım. Dur o zaman, hoş geldin yapayım. Hep de böyle şeyler, özel şeyler istiyorlar ya. Dur, illa şunu mu yapacağım? Dur, nerede? Aaa, Alien! Alien abone olmuş lan! Kontrol kuruyordum abone akıllı Alien! Alien tekne gelmiş! Tekne gelmiş Alien! Bundan sonra abonelere böyle arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi alt giyime de bir ayar çekelim şöyle.
Altımızı da değiştirelim, bir şeklimiz olsun. Para yeter mi acaba lan altımızı değiştirmeye? Çok pahalıdır şimdi bunlar. Bakayım bir neler var. Tırrek yeşili yok mu benim? Daha böyle asortik bir şeyler istiyorum ya. Abone olanlara Discord'da özel nude kanalı açılmış. Doğru mu? Kesinlikle doğru bu arada bu. Net doğru. Hani şey değil. Öylesine değil. Net doğru. Arkadaşlar. 26'yı seçeyim. Dur bakayım. Ha, aa, aa. Hala yeşil görüyoruz. Bizi Ballas kurtardı. Aa, ne bileyim yeşil. Yeşil bence ne bileyim. Bunun rengi oldu artık ya. Ayakkabıları da bir şekil versem. Benim param yetecek mi buna bu arada? Daha keko bir şey yapalım üstü. Bilmiyorum ya, bu böyle sanki böyle yeşil yeşil bana böyle kekoyu çağrıştırdı bu ama. Buna ne diyorsunuz şimdi? Paramız yetmeyecek zaten büyük ihtimalle. Okey misiniz siz buna? Abone olmaya gidiyoruz. Hemen abone olun. Hemen hemen hemen. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Pokuma benziyor. Olsun, güzel işte demek ki. Sen güzel sıçarsın, ben sana kefilim. Ne diyor? Toplam tutar 400 dolar. Yeter bu arada param ama dur geri dönelim. Üst olmadı gibi mi? Tamam, değiştiriyorum. Alt nasıl? Alttan memnun muyuz? Alt kısımdan. Ayakkabılar zaten janti. Esenyurt abi, Esenyurt'ta mı oturuyor? Aynen, Esenyurt kombini yapalım abi. Üstte bakılabilir. Alt güzel diyorsunuz herhalde. Adam alınmıyor da artık. Reis bizi DD indirecek gibi, yok be. Yok, her zaman 400 dolar. Ha öyle miymiş? Ben, ulan bunu da bilmiyordum. Üstte mi 261'e bakayım? Altta mı? 6'yı diyorlar. 261 üstte mi? Dur lan, yazamadım. Lan zaten 261 nasıl yazar? Dur bir dakika. Ben ne yapıyorum şu an? Çok garip garip işler yapıyorum. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum ben ya? Ha. Buradan tırrek bir şey kovalayabilir miyiz? İçimize şöyle... Ulan tam böyle yeşil yeşil olduk amına koyayım. Bizi çeteden sanıp indirmesinler. Üstte bu olabilir veya 261. Dur bakayım. Şöyle... Daha böyle şekilli tişörtler yok mu ya? Mor yap. İlk kombinin morunu yapman yok mu peki? İlk kombinin. Ha, öyle diyorsun, değil mi? Duruma göre. Nerede bulunursak ona göre şey yapalım. Atlet yok mu? Atlet bilmiyorum kaçta ki ya. Aha. Böyle kamuflaj falan mı giysem acaba? Altına da beyaz atlet. Atlet kaçta ki? Lan atleti kaça koymuşlardır ki? Yayın bana bir yıl sonra geliyor. Ben bir F5 atayım. Olur gibi. Bu nasıl? Monokrom modası. Böyle şey oldu mu ya? Jigs oldu mu yeterince? Dur altı düzelteceğim bu arada. Alt rengi kaymış. Lan dur, iç giyme değil alta. Kaç da alt? Altı kaç yaptım, unuttum anasını satayım. Ha, şurada mıydı? Kamuflaj keko itemi değildir. Altın rengi kaymış. Aynı hayatımız gibi. Ne? Los Santos haber bülteni 90'a manşet olmuşsun. Şaka yapıyorsun. Cidden mi lan? Dur. 26. Güllü de giymeyelim öyle amına. Bunda mı yeşil yapsam? Ha. Oldu. Ha dur, yeşil mi yapayım? Yem yeşil mi olsun? Dur lan, ayakkabı değiştirdim yanlışlıkla. Her şeyi değiştiriyorum. Şöyle yeşil mi olsun? Alt bu olsun abi. Tamam. İsmail kime aşık olacak? Kimin için giyiniyoruz? Ne mi? Yönlendirme değil, pas. Biraz TikTok izleyelim. Keko referansları alalım. promo değil. Bu şimdi tamam mıdır arkadaşlar? Buna tamam mıyız? Okey miyiz? Devam edelim mi? Oy abim, Jigsaw. Vallahi Jigsaw'luk amına koyayım ya. Selam, iyi yayınlar. Aleyküm selam. Hoş geldin. Okeyiz. Tamam. Okey. Hadi bakalım. Altı mor yap. Bakayım. Gözlük ol. Yok be, gözlük takmıyor bu kadar. Oğlum Alfred değil bu arada. Yanlış şey yapmayın. Groovlu mu? Yok, groovlu değil. Böyle bu tarz giyinmeyi seviyor aslında. Ama dur bakayım, altı yapalım bir şey. Renkleri ne varmış?
Aa tam böyle şey oldu ya. Yeterince varoş olamadık. Vallahi beyaz atlet durur güzel bir abi içi. Tamam da beyaz atlet. Abim bir Adidas şapka yakışmaz mı Beysu abime? Dur bakayım. Aa evet lan. Bak şapkadan kurtarabiliriz kekoluğu. Şimdi şapka. Nerede lan? Çanta var. Maske var. Maske de miydi? Şapka nerede direkt? Lan? Aksesuarda mı? Yok, ya kıyafetlerde mi? Ha şapka en üstteymiş. Bir dakika şimdi bir şapkalara bakayım böyle bir keko şapka var mı? Ama saçımızdan taşıyor gerçi ya. Bu ne amına koyayım? Ims dur lan bu ne? Boynuzlu gezelim. Atlet bulamıyorum arkadaşlar. Bulamıyorum atleti. İsmail, kabinde bayılmadın değil mi? Yok abim valla çok fazla sinek var. Bacım onları da getirsene sen sana zahmet ya. Anladım. Hiç giyeyim de atlet dur. Adam. Beşte beş adamım. Adam da bizi bekliyor. Saçı tam taz yap. İç giyeyim de mi? Atlet. Atlet kaç numarada ki? 41'i unutmayın arkadaşlar. 41'e döneceğiz en kötü. Atlet. Atlet, 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 atlet. Keko bir atlet arıyoruz şu anda. Bir atlet olsam nerede olurdum? Zincirimiz var zaten ya boynumuzda. Of sakal da yakışıyormuş ha. Saçı tam taze. Abi Alfred'den sonra İsmail garip geldi mi sana? Alfred'den sonra ben sevdim İsmail'i ya. Atlet olduğu ceketten belli olmaz zaten. Evet, beyaz tişört giy bari. Doğru. Aha. Ahan da beyaz bir tişört. Dur bakayım ne oluyor lan? Kolye şey. Kollar. İsa abim her şey cıks. Eyvallah kardeşim biraderim. Kollar. Şu an bu güzel mi duruyor acaba? Bir hafif göğsümüz açık. Hafif bir göğüs açıklığı var. Tamam. Bu sanki oldu gibi lan. Dede abim orada mısın ya? Buradayım abi. Şöyle az bir delikten bana baksana bir nasıl olmuşum. Oğlum şapka olmuyor Yine kafam. yeşil olmuşsun adamım. Şimdi tabii rengimizden kopamıyoruz yani biliyor musun? Yeşil seviyoruz. Ne diyorsun bir tavsiyen var mı başka? Abim sen nasıl seviyorsan öyle ol. Acaba diyorum sarısı var mı bacım bunun ya? Bir sarısını mı alsam? Bir de şu kollar bana çok güven vermedi. Bekliyorum eyvallah. Bunun sarısına bakayım farklı Ama renkleri nasıl? gayet hoş olmuş. 12 dışında 12. Böyle tarafsız bir gözle bakarsan. En iyisi yeşil gibi duruyor abi. Yani. Mor yap. Yalnız sarı yaparsan da seni başka birilerinden zannedebilirler. Vay anasını satayım her renk bir kapıya çıkıyor anlamadım amına koyayım. Biraz öyle adamım. Ne güzel gibi kollar. Teşekkür ediyorum Merve hoş geldin. Ben burada sana mor giyin derdim ama sonra yanlış anlaşılır. Eyvallah abi Yine sen sıkıntı yok. zararlı Problem çıkarsın. yok yani anlatabiliyor muyum? Anladım adamım. Bir böyle üzerime forma şekli falan mı yapsam anasını satayım? Şöyle bir Arjantin milli takımı falan yok mu öyle bir şeyler ya? Bilmiyorum, bakmak gerek. Yeşil güzel. Tamam şimdi yeşil. Herkes farklı bir şey söylüyor ya. Biz şu an yakışması için keko olsun diyoruz arkadaşlar. Keko. Mor. Keko mor. Mor mu yeşil mi? Bak mor açayım bir de. Mor yok mu lan dümdüz mor? Bu Alfred amına koyayım. Aha. Şu. Böyle bir. Bu tam mor değil ya. Bu pembe amına koyayım. Bu mor.
Bak şu mavi ceketi bir getiriyorum sana. Güzel hoş duruyor sanki. Bu mu? Aa, böyle sanki daha değişik oldum lan. Tamam, bu nasıl? Bu bence güzel ha. Şimdi abim bu nasıl olmuş? Ha, onu, ver onu da giyeyim bir. Bak bakayım şöyle bir. Bak bu çok güzel oldu. Vallahi benim de bir kanım kaynadı biliyor musun? İçimdeki tişörtüm nasıl oldu? Çok tatlı durdu içindeki de. Eyvallah abim. Bir ayakkabılarını da o üstündeki renge göre ayarlarsan tam olur. Eyvallah abim, sıkıntı yok, sağ olasın. Altıma da kundura giyeceğim amına koyayım. Abi tişört, tişörttüm aynen. Bakayım. Ananı satacağım. Dur, pardon. Abi yanlış bir şey yapıyorum. Ananı satayım. Alevli malevli ha. Formayı falan da sonra yaparız ya. Oh man. Alevli ayakkabılarımız. Çok güzel oldu şu an, evet. Alevli, alevli malevli, çok güzel olduk. Kundura şart. Kundura'yı bilmiyorum. Şimdi bu alevliler çok fazla böyle yükseltti beni şu an. Süper oldu. Tam keko oldum mu şu an? Yoksa yarım keko mu oldum? Dur alalım bunları abi. Çok düşünmeyeyim. Size sorunca paket direkt satın al. Ha, direkt satın alalım, dur. Bunu da kaydederiz. Zaten diğer kıyafetimiz kayıtlı. Eyvallah bacım, valla çok yardımcı oldun sen de. Şimdi benim bu kabindeki kıyafetlerimi diyorum. Böyle altı maşotmanım falan, bunları siz yolluyorsunuz inşallah. Yok, poşete koyuyorlar, veriyorlar sana adamı. Öyle mi? Sıkıntı yok, tamam, sıkıntı yok, alırız. Eyvallah bacım. Paran ödendi adamım. Sen şaka yapıyorsun be abi. Ödendi abi. Şerefsizim bak bacım, var ya, şerefsiz evladıyım. Bu adam çok kaliteli bir insan biliyor musun? Hadi selametle, kendine çok dikkat ediyorsun, cici bakıyorsun. Abim bakacağım mı bir ya? Benim bu çantam vardı, o nereye gitti anasını satayım? Hastanede de çok fazla göremedim. Benim, sen bizim orada benim mekanda mı kaldı? İşte bizim mekanda da o yeşil olduğu için yeşilin arasında. Şimdi şey diyorum, onu gidip kurtarma vallahi şansımız yok mu? İçinde vallahi anahtarlarım, manahtarlarım, her şeyim orada, anasını satayım. Gel bir bakalım. Eyvallah. Ama o üstünü unut. Sıkıntı yok abim yani. En azından aşopmanımı kurtardım. Ay anasını satayım. Ben şimdi bir daha ananı satayım. Yaşar abiyi unuttuk. Abim yavaş gitsene sana zahmet. Vallahi rüzgar geliyor abire. Dur bakayım bir arayalım. Abim selamun aleyküm öncelikle. Abim bir sola, sağa çek anasını satayım. Adamı duymuyorum. Rüzgar geliyor. Eyvallah. Yaşar abim, ben böyle bir şeyler duydum anasını satayım. Bu dedi abi diyor ki sen diyor biriyle hararetli telefon görüşmeleri falan yaptın diyor. Sonrasında baktım böyle. En son aramalarda seni gördüm anasını satayım. Sana karşı bir densizlik falan yapmadık inşallah. Oğlum biz telefonla konuştuk, sonrasını bilmiyorum, ne densizliği? Sen
Ben şimdi seninle ne konuştum? Ne oldu? Ne bitti? Ben seninle konuştum mu anasını satayım? Konuştuk, sonra arabada buluştuk. Sonra ben seni motele bıraktım. Bir dağıldık sonra, o kadar. Ha şerefsiz evladım, içim rahatladı biliyor musun? Dedim şimdi bu. Dedi abi diyor ki sen diyor böyle tane lavukla konuşuyordun diyor böyle şeyle falan diyor. Ben de baktım rehberi anasını satayım. En son arabalarda bakıyorum böyle seni mi gördüm? Ne oldu anasını satayım? Neyse bir sıkıntı yoktu mu yani? Problem yok. Önceki bizim konuşmadın o. Yok lan ne konuşması anlamadım bile. Eyvallah abim, çok teşekkür ediyorum. Kendine çok cici bakıyorsun. Hadi kolay gelsin. Eyvallah, sağ olasın, görüşürüz. Bak yemin ediyorum içim rahatladı var sana, yemin ediyorum ya. Ben merak ediyorum kimi aradın adım. Allah kimi aradın, ne yaptın, boşluğa mı sövdüm amına koyayım, anlamadım ki. Baya baya nigarı ver diyordun adama. Nigarı kimden istiyordum acaba amına koyayım, babasını aramış olmayayım lan. Vallahi bana anlattığın şeydi, evliydi, evlendiği çocuktan. Şimdi rica edeceğim Dili abi, şu konuları açma vallahi, benim var tansiyonum yükseliyor böyle. Çok acayip derece kuruluyorum o lava böyle, anasını tiket tövbe böyle ağzımı bozmak istemiyorum. Ben müsaitlerde ineyim, biz neredeymiştik amına koyayım. Gel bir gel bakalım şuraya. Çok fena başım, çok fena. Dide abi el yapacaksın mı oradan? Çanta orada mı? İlla çıkaracak amına koyayım. Çanta burada, dur. Abim ben çıkamıyorum oraya, gözünü seveyim ya. Tamam dur, alıyorum ben. Eyvallah. Saçı tas kafa yap. Oğlum tas kafa denedik de en çok bu kadar oluyor. Tas kafa, hani tas derken öyle bir model bulamadık biz. Orada mıymış valla? Şerefsizim benim çanta. Al bunu. Bir daha içerken ağzınla iç. Eyvallah, ben böyle bilmiyorum aslında, böyle çok da moralim bozuldu, bir şeyler oldu anasını satayım. Normalde hiç de böyle yapmazdım. Evet, seni nereye bırakayım? Sen beni abim benim limon motora tükürdü, orada 2 dakikalık bir işim var. Şerefsizim, çok fazla şişim geldi zaten, sıkıştım anasını satayım. Bir de bir telefon görüşmesi daha yapacağım. Aradığınız kişiye... Ne zaman ulaşıldı ki zaten amına koyayım. Oğlum cidden çişim geldi lan. Oğlum hakikaten sıkıştım bu arada. Şimdi abim biz senden çok konuşamadık diye anımsıyorum yani. Tabi sarhoş kafayla konuştuysak bilemiyorum. Senin bu gönül defterleri ne durumda? Kaç ortalı acaba? Benim gönül defterleri ben günlük olarak hallediyorum, sonra da devam ediyorum. Sen diyorsun ki yani bizde bir yaprak bir günde tükenir diyorsun yani. Tasarruf yok diyorsun. Aynen öyle adamım. Hiç öyle aşktır meşktir falandır filandır. Hiç o toplara girmeyi düşünmüyorum. Vay anasını namına koyayım. Sen de böyle aslında janti böyle güzel bir böyle gönül çelen bir abiye benziyorsun inceden. Belki bir gün olur adamım. Ama şu anlık öyle bir şey düşünmüyorum. Arkadaşlar, hani demeyin, karşıma demeyin, bir kız gelir. Modlar böyle çok içten olur, samimi olur, gönlümü fetheder, o zaman düşünürüz. Şimdi abim böyle ben aslında böyle kız olduğumu varsayıyorum. Neyse bu örneği kesiyorum amına koyayım. Midem kalktı inceden bir. Saygılar sunuyorum. Bence de kes adamı. Abi senin bir işin varsa, bir şeyin varsa ben yani uzun bir işeme sürecine gireceğim yani. İstiyorsan gidebilirsin. Tamam, ben buradan kaçayım adamım o zaman. Eyvallah abi, ben taksi maksi şekli yapar gelirim. Kendine çok cici bakıyorsun. Kendine iyi bak adamım. Görüşmek dileğiyle. Vallahi üzerindekiler nasıl oldu? Çok güzel oldu. O kahveyi de şey yap. Eğer ki bulursam haber et. Nasıl? Camı aç abim, camı. Dur. Tam böyle arasında kalıyorum anasını satayım. Eyvallah. O
Kahpe evladı var ya seni bıçaklayan. Onun ben amına koyayım abi, şunu açma valla, tüylerin diken diken oluyor ya. Yok, bulursan kim olduğunu falan çözebilirsen haber ver, birlikte işle yapalım. Eyvallah abim, çözersem zaten o ipleri onun boğazına sıkacağım, böyle ömrünü sıkacağım onun, anlatabiliyor muyum? Neyse, kendine anladım, çok dikkat ediyorsun, cici bakıyorsun. Hadi görüşürüz. Baby sana. Hanım'la da bir ara bizi bir konuştur be. Tamam, ben onu ayarlayacağım. Eyvallah abim, görüşürüz, kendine çok cici bak. Bir daha da çingene deme ona. Yok bu abim vallahi yani yapar. Ben onu kötü niyetlerini söylemedim biliyorsunuz zaten de, yani bir yanlış anlaşılma oldu, dikkat ederiz artık, ona göre pozisyon alırız, sıkıntı yok. Bazı kelimelere sinirlenebiliyor, tersi de pistir onun biraz. Piste de yani bir temizliğe girişiriz beraber, sıkıntı yok. Öyle bıçaklamadır vesairedir yapmaz yani. Zaten duyduğumda bir şey oldum, acaba dedim doğru kişiden mi bahsediyoruz falan, zaten konuşunca olayın ne olduğu az çok belli oldu. Eyvallah abim, biz yani anlaşırız konuşuruz diye düşünüyorum. Çok da yani iki medeni insan gibi, anladın mı? Soner Sarıkabadayı hesabı. Çok fazla şişim geldi abim vallahi, idrar torbalarım tamam. Şu an beni bırak diyor. Kendine çok cici bakıyorsun, görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Ananı satayım, koş 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 koş. Melodiyle konuşmadım, yok oğlum hakikaten şişim geldi. İşeyeceğim donlarımı. Bakın arkadaşlar, CD'im var ama hala bakın bak nelerle uğraşıyorum bak şimdi. Çan. Dur. Allah'ım. Son ana kadar. Tamam. Kullan. Açıl 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 açıl. Dur şimdi 3'e mi basıyorduk? Dur kapan. Kapanmadı mı? Kapandı mı şu an bu? Tamam artık odada serbestiz. Tamam şimdi odada Fashion TV açıp bir çılgınlık mı yapsak? Neyse dur yatağıma kurulayım. Hep şunu yapmak istemişimdir var ya. Abo hemen bir yatağıma kurulup gidiyorum. Çok kötüyüm. Milletice git bir işiyor musun, ne yapıyorsun, yap artık, ne iğrenç bir adamsın sen ya. Evet arkadaşlar, ufak bir çiş molası, hemen geliyorum, siz de çişe gidin bence. Bence ben de çişe gideyim, dur rolde şu an fail RP yapmayayım. Tuvalet nerede, nereye işeyeceğim ben amına koyayım. Dur. Ne yapacağım? Çişim kaç tanesini satayım, bari bir uyuyayım. Acık dinlenelim. Dur hala son ana kadar vazgeçmiyorum, dur poşeti. Dur, bari şunları tam yapayım da ondan sonra gideyim lan. Lan yere değil, dolabı açacağım ben. Dur. Neyse gelince yapıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz dedim de gitmeyin ha, geliyorum çiş molasından sonra. Geldim. Ellerimi vallahi yıkadım bu arada bak. Vallahi yıkadım.
Yemin ederim yıkadım lan. Bu arada bu erken yayın açma işini ben çok sevdim. Daha o kadar 3 saat yayın yaptık. Saat 2 şu anda. Evet arkadaşlar şöyle 2 dakikalık bir... Ben kendimi şöyle bir yatağa atayım şurada. Biraz böyle sizin bir gazınızı alalım. Bir konuşalım bakalım. Bir değerlendirme yapalım. Ne yaptınız, ne ettiniz. Ondan sonra tüm hızıyla devam edelim rollerimize. Hem ben de nefeslenmeyeyim.